Evet girdik. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Görüyorsunuz fazla söze gerek yok. Konuğumuz Jahreyn e, ve Crocodile. Ve ve Crocodile figürüyle. Bu arada efsane figürmüş. O acaba Bu e, orijinalden falan mı? Ha. Bu e, filmden değil ya. Bu bayağı Kroko'nun şeyi. Böyle bir pozu evet. var ya filmden hatta galiba bu şeyden değil mi ya? Ya kıyafeti bir farklı tane... olduğu için filmden Evet evet bir acaba? tane e, ova vardı. Neydi o ovanın adı ya? Şey bu mafyözlü tipler vardı ovada. Evet evet. Hatta Luffy'nin de böyle Strong World. Bildin mi dedi Luffy'in de böyle omzunda şey olan evet, devamlı evet. böyle paltoyla Ma geziyor. Mafya babası gibi takılıyorlardı böyle. Tüm ha, karakterler. Ha. Sanırım oradan yanılmıyorsam ama çok oldu. Yıllar oldu artık. 15 yılı geçmiştir onu izleyelim. O, o kadar <laughs> oldu mu? Olmuştur ya. Çıkalı olmuş evet. olabilir bu arada o kadar. Evet arkadaşlar. Olabilir. Krokodaylı bir giriş oldu. Jahrein hoş geldin bu arada. Çok teşekkür ediyorum geldiğin için. Çok istiyordu. Hoş benim kitle <laughs> sonunda oldu. Vallahi evet. e, direkt o zaman giriş yapalım istiyorum ben One Piece'le. Tabii. E, hatta bir animelerle giriş yapalım ya. Hani tamam. e, sen benim sanırım... anime başlangıcım One Piece zaten. Çok iyi. O zaman evet. <laughs> iki soruyu da aradan çıkardık. Benim Al, yani bu evet, e, anime dünyasına girişim var. Biz şöyle ben yıllar önce artık kaç yıl önce bilmiyorum abi. Yani o kadar uzun zaman oldu ki şimdi zaman timeline'ı çok iyi veremeyeceğim ben sana. <laughs> evet. Böyle artık e, en az 15-20 yıl önce falan Ultima Online oynuyoruz. Ee, orada da bir tane arkadaş var Tamer oynuyor. Yani böyle hayvanlarla ilgilenen hmm. bir karakteri var işte hayvan ehlileştiren bir arkadaş. Tamer oyunu adamın da Apis. Dişi bir karakter, Apis diye bir karakter. Çok evet. yardımcı oluyor bana böyle işte Nightmare'lar falan filan böyle çok yakında arkadaş olduk, kanka olduk. Hatta düğünüme de geldi. Yıllardır yani falan arkadaşım. <laughs> Neyse, e, o zaman sordum ya dedi bu Apis nedir? Ne nedir bu Apis dedim yani dedi, bu apış arası gibi bir şey mi? Biz göndermiyorum <laughs> çünkü Türkçe karakter kullanmıyorsun ya apış mı ne bu ya? Yani, evet. Ne yapıyorsun falan. Dedi ben dedi anime izliyorum dedi. One Piece diye. Evet. Şimdi anime ne olduğunu biliyoruz çünkü hani çocukluğumuzda bizim anime hep var hayatımızda ama anime olduğunu bilmiyoruz işte Sailor Moon var, işte Super var, Pokemon var. Mesela. Pokemon zaten o çocukluk değil artık hani o gençliğimize denk gelmiş bizim. Yani Tabii. böyle hani Dragon Ball var, Dragon Ball televizyonda dönüyor falan hani anime var aslında bizde. Transformers da biliyorsun Animedir aslında çıkışlıdır daha doğrusu Yani böyle hani e, Hayatımızda anime var ama biz anime olduğunu Bilmiyoruz ismen cismen bilmiyoruz Değil, Seviyoruz böyle izliyoruz Ediyoruz falan neyse çocuk böyle Anime deyince o zaman da hani üniversiteye yeni Başlamışım falan Böyle 2006-2007 yılları falan Bak 15 yıl aşağı yukarı evet İşte dedi Ben dedi anime izliyorum Böyle böyle One Piece Ya şöyle bir baktım Dedim oğlum bu ne lan yani ya, One çocuk ya, hep öyle yani. oluyor ya Hep <laughs> öyle oluyor ya. Dur ben bilinçe Ama... başlayayım oluyorsun sonra. Ben çok üstelemedim. <laughs> ben çok üstelemedim. Evet. Çünkü ben e, hiçbir zaman böyle tipe mipe çok takık bir tip değilim. Arkadaş bana şey dedi. Ben dedi bunu izlerken dedi koskoca adamım hem ağlıyorum hem gülüyorum dedi. Ha dedim tamam bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika dedim. Ben dedim oturup da çizgi film izleyip ağlamam dedim. Onu geçeceksin. Ama dedim ilgimi çekti. Sen ağlıyorsan evet. vardır bir şey. Neyse başladım. Ee, Alabasta'ya kadar tek attım. Uyumadım. Yani Sen başladım. Sen sevmişsin. Ben başladım Alabasta'ya kadar tek attım. Çünkü başları çok sancılıdır One Piece'in yani o kadar Bence hani... değil. Değil mi? <laughs> Bence değil. Ben çok beğendim. Ya şeyden sonra ya ilk başlarda böyle o şey kısmını hatırlamıyorum. Bu filler kısmı var ya aslında manga ile anime biraz farklı evet. başlıyor falan. Hani o kısmı ben böyle çok hissetmedim çünkü orada biraz daha şey böyle. Eee işte Nasıl başlıyor One Piece aslında? Şeyler Shanks'la başlamıyor değil mi? Manga'sı Shanks'la başlıyor. Animesi Alvida'yla şu şişman e, Alvida ile başlıyor. Evet. Evet, evet. evet. Alvida biraz boş iş. Zaten o böyle oluyor, bitiyor gibi oluyor ama o zaman şey evet. alışkınım işte. Bazı dizilerin de plot bölümleri vardır. Hani satmak Doğru. için, pazarlamak için plot çekersin. Hani ben o zaman şey modundayım. Ya tamam hani biraz tırt geçiyor da sanırım plot bu falan diye bakıyorum. Yani çok da ciddiye almadım oraları. Sonra işte şey falan gelince ben hatta başta şey diye düşündüm. Hani böyle şanslı bölümlerde şey oluyor ya. Ee, kara haydutları var. Evet. Kara haydutları geliyor. Shanks bunları böyle iplemiyor bunun ekip. Böyle suratına falan tükürüyorlar Shanks'ın. <laughs> ya o da diyor ki ne olacak canım birazcık bira dökülmüş diyor. Ha 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 falan içiyorlar böyle. Luffy diyor lan diyor adam şerefinize küfretti. Bacınıza küfretti çıktı buradan. ne, ne biçim adamsınız. Senin diyor penisin var mı lan diyor Shanks'a falan. Böyle Luffy böyle bir anda Luffy Türk olduğunu belli etti orada. Neyse One Piece'te Türk var bu arada. Sen zaten biliyorsundur da. Tabii, tabii. Bir Oruç Reis var. var, var. Biliyorsun. Oruç Reis var bir de X-Drake. Süpernova'dan X-Drake'de yazar o da diyor ona. Evet, o da Türk diyorlar. Türk olurdu diyor gerçek hayatta olsa. Evet neyse. Ondan sonra ben şey düşündüm başta. Lan dedim herhalde karadaki haydutlarla pirate'ları böyle korsanları mı karşı karşıya koyuyorlar? Nasıl bir şey lan bu evet. falan diye düşünmeye başlıyorsun <laughs> orada. Ee, sonra hiç öyle bir şey olmadığını görüyorsun falan. Olay tabii. tamamen korsanlıkla alakalı. Yani öyle ben bir başladım dediğim gibi arabas da ve en son o artık şeyde ben bayıldım hani aralıksız izlediğim için Jorak'tan ee, şey çalıyor ee, Brave New World çalıyor böyle Krokoyu böyle yeri patlatarak fırlattığı sahneden Evet film. Evet diyor Yeni Dünya Senfonisi çalıyordu çok güzel bir tercihdi evet. o ya Muhteşem ya o böyle oldu benim tüyler diken diken enerjide bitti dedim tamam ben yatıyorum şu anda <laughs> evet, evet. Ya o klasik müzikleri koyuyorlar ben bayılıyorum hani e, şeyde de Doktor Hiluluk bu Chopper'ın geçmişindeki e, bunun babası gibi olan Doktor'un ölümünde de Ave Maria çalıyor. Evet e, bilir misin bilmiyorum yani o da mükemmel e, vallahi bu, bu arada Alabasta demişken hiç konu dağılmasın. Alabasta, evet. Alabasta'dan sonra Skype'ya geliyor biliyorsun ve en tartışmalı evet. sezonlardan bir tanesi. Yeter bıraktım, Skype'ya ye da bıraktım. İzlemesem olur mu falan diye soruyorlar hep bana. Sen mesela onu da beğenmiş miydin izlerken? Şimdi Skype'ya benim için e, Luffy'nin Eminemi dövdüğü e, <laughs> Ark'tır. Yani Luffy rapçiyle dövüşüyor. <laughs> şey evet. olarak ama ben Alaba, şeyde Skype'ya da şey bölümlerini çok sevmiştim. Hani böyle Gonga vuruyorlar falan. Orada farklı insan tipleri Tabii. var. Ee, evet. O gonga vurdukları sahnede mesela benim tüylerim diken diken olmuştu. İşte Dufil'in o şeyini görüyorsun. Bu böyle hani yıkılmaz azmini orada ilk kez tadıyorsun. Aslında Arabasta'da da var ama orada biraz daha şey böyle hani ölüm kalım ama Skype ya da hani başka insanlar için de umut olma Evet, doğru Muhabbet çok doğru. var biraz. Orada biraz onu görüyorsun diyorsun ki ulan bu adam hani sadece tayfası ve kendisi için değil hani biraz da böyle e, fakirin yanında gibi anladın mı böyle bir alıyor biraderim burada eziyorlar mı sizi dur bakayım ben bir el atayım falan hani bir yandan şey olmaya başlıyor Polat Alemler olmaya başlıyor hani böyle e, adam korsan ama bir yandan da e, fakir fukurayı falan koruyor <laughs> o şey diyorsun ha bir dakika lan adam lan bu falan oluyorsun o noktada. Ama Skype ya da ben şeyi sevmiştim açıkçası. Orada farklı bir teknoloji var. işte, dial'lar, mail'ler var. Orada mesela Usop'a power up geliyor işte. Oradan bir şeyler öğreniyor falan. Çünkü Usop e, hani sniper'dan öte bir handyman ya. Hani her şeyi Doğru. yapıyor böyle. Hani biraz böyle teknolojiden anlıyor. O Alabasta'daki Nami'nin silahını da o yapıyor mesela. O unutulan bir evet. detay. Evet evet evet. Tabii tabii şey falan yapıyor. Bayağı ya şimdi Usop hani Frank'i gelene kadar geminin tamirini de o yapıyor. Tabi. tabii. Hani tabii, Aslında Usopp böyle all-rounder bir karakter. Bayrağı da o yapıyor. Bak konuştukça aklımıza geliyor. Bayrağın çizimini tabii. bile o yapıyor. Ne bileyim işte karlı bir yere gidiyorlar. Böyle bir kardan adam yapıyor ama sanat yani. İtalyan heykelleri gibi. Çok yetenekli tabii, tabii, aslında. Usopp Usop şey bir adam yani aslında. handyman ve oraya gittiği zaman orada farklı teknolojiyi gördüğünde hemen soğuruyor bunu. Çantasını evet. alıyor işte dahil falan dolduruyor bir şeyler yapıyor. Oradan gecit çıkarıyor bilmem ne. Ve şey oluyor böyle adamların böyle hani... Kızakları var ya böyle pf pf uçarak evet. gidiyorlar. Bir tane karakter vardı muhaklı adını hatırlamıyorum ama. Onları Hı. falan gördüm. De, Lan diyor biz nereye geldik? Ne oluyor burada işte? Şey var bir tane yaşlı dayı var. Paladin gibi geliyor gökten falan. Onun da mesela evet. silahı aslında bir gadget. Değil mi? Böyle Doğru. bir şeyi var. Kargısı Gunful. var onun. O da bir gadget. Ha kanfo Onun da kargısı bir gadget. Onu falan böyle görüyor böyle. Ben Usopp'u sevdiğim için. Şeyi oradaki power up'ı ve hani direkt kapması falan çok hoşuma gitmişti. Ben Skype'yi severim ya ama şeydir filler'dır. Çünkü böyle hani bence Ark'ın kendisi filler. Hani gidiyorlar geliyorlar. Ne oldu? Hani oraya two year skip gibi bir şey yapsalar evet. yaptılar ya öyle iki yıllık zıplama. Çok da fark etmez ama yani izleyince de bu ne lan demiyorsun bence. Ya mesela senin de fantastik romanları, fantastik evrenleri çok sevdiğini biliyorum. Ben de çok seviyorum. ya Bizim gibi kişiler için aslında o sezonları da aslında seviyoruz Skype'e gibi. Çünkü bambaşka bir coğrafya. Yeni kültürler tanıtıyor. Meyveleri bile farklı. Ulaşımları farklı. Kültürleri farklı. Ve onları öğrenmeyi de seviyorum. Belki de o yüzden biz seviyoruzdur. Ama topluluğun bir yarısından çoğu sevmiyor Skype'i. Şeyi Öyle izliyor diye. musun? Eee... Ranking of Kings izledin mi? O sama ranking yok ya çok önerdiler de işte One Piece'e gömüldüğümüz için yeni anime orada <laughs> orada bir karakter var çok güzel bu arada orada bir karakter var direkt Enel'den çalmışlar şimdi özelliğini Enel'den çalmışlar İnsanlar izleyince bunu pek fark etmemiştir ama şimdi ben söyleyince fark edecekler ee, onun bir tane kardeşi var kardeşi <laughs> böyle şey yapıyor elini böyle ağzının önüne götürüyor diyor ki abi diyor şuraya gönder diyor bu koordinata çak diyor. Abisi böyle oturduğu yerden çakıyor <laughs> lightning'i. Yıldırım çakıyor evet. böyle. Aslında bildiğin Enel yani. <laughs> böyle uzaktan doğru, hem doğru. konuşuyor hem yıldırım çakıyor falan. Ee, Enel de bunu yapıyordu yani sonuçta. Doğru. Şeyden peki memnun kalmış mıydın Cahreyn? Bu işte ben lastiğim elektrik işlemiyor. Hadi bakalım. Evet. <laughs> Çok iyi. Ya çünkü hayır taş kağıt makasın zaten olması lazım. Değil mi? Ya bu evrende taş kağıt makası olmayacak da nerede olacak? Sonuçta e, kişiyi spesifik özelliklerden bahsediyoruz. Birisi ateş püskürüyor, öbürü işte buz fırlatıyor bilmem ne. Tabii ki taş kağıt makası olacak. Doğru. Ama senin de videolarını izliyorum. One Piece'i şu an bırakmış olsam da Luffy'nin <laughs> meyvesinin adı değişebilir mi? Ben şu an onu düşünüyorum. Valla Luffy'nin meyvesi zaten değişikmiş de bundan haberleri olacak mı acaba? Adı değişir mi peki ondan sonra? Bence değişmez. Yani çünkü gomu 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 değil ki. Gomu gomu değil evet. Değilse ee, onları istiyorsan girelim videonun sonlarına. Ya girelim, doğru. Girelim ben şimdi sonlarına <laughs> doğru gireriz de ben seni izliyorum yani evet. okumuyorum şu anda izlemiyorum da seni izliyorum senden takip ediyorum çünkü Eyvallah. vaktim yok bu ara. O zaman bu meyvenin adı gomu gomu değil ki. Gomu gomu değil evet, evet. yani e, özelliği lastik Olmamasın diye lazım. lastik demişler buna ama tabi normal adı farklı ama bunu bilen yok. O yüzden Luffy'de öğrenmez büyük ihtimalle hiçbir zaman diye tahmin ediyorum bakacağız artık. Evet. E, o zaman şey gidelim ya ark ark gidelim. Madem gidelim. Alabasta Skype'ya yaptık bu Water 7 NES Lobby. Ee, gidelim. <laughs> bu şeydir Water Seven Eniös Lobby'ye girmeden önce aslında şeye de girmek istiyorum. Bir Aokiji'nin geldiği bir bölüm var. Ben de Amiralleri çok seviyorum. Belki e, ben de çok ediyorsam. severim Amiralleri. Bayılırım. Ben Amiral hastasıyım. Ben de Amiral hastasıyım ya. Bayılıyorum. Benim bu... yani şu dizideki en sevdiğim karakterlerden birisi Kizaru. <laughs> Kizaru çünkü tam tam şey yani. Chaotic Neutral yani böyle tam bir de onun oluşturulduğu karakter de şey böyle biliyorsunuz zaten tabii, bir tabii. Japon aktör yani. Hani adamların şeyi gibi Cüneyt Arkın demeyelim de neyi gibi diyelim ona. Ee, ya, daha böyle sakin bir karakter ya herif. Evet yani evet. Çok sakin. Kizaru da öyle ya. Yani herifin <laughs> varlığı ironi. Tabii yani canım. konuşma böyle... <gülüyor> 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 falan böyle konuşuyor ama adamın özelliği de ışık hızında Kı... gitmesi yani. evet evet. Ya o tezat var ortada yani. Bunu hep yapıyor Ichiro'da. Kizaru o konuda mükemmel. Zaten cümlesini bitirebilse çoğu kişiyi öldürmüştü mesela. Çoğu yerde cümlesini bitiremediği için. zaten tam Zoro'yu öldürecek ya şey oluyor ya böyle tam böyle öldürecek <laughs> kaçıyorlar böyle. Are evet. diye böyle kalıyor böyle. Lan gittiler buna. Allah neyse ya ben diyor işte şeyi arayayım. Neydi? e, ee, Santoku mu ne bir tane onun aynen, yancısı aynen. var ya. Santomaru, Santomaru. Santomaru ha, Santomaru ya Aynen. <laughs> Onu arıyor falan böyle. Ya diyor bunlar kaçtı falan böyle. Çok şey bir karakter. Evet. Ee, tatlış bir karakter. Kizaru'yu mesela ben çok severim. Şeyin geldiği e, Buster diyorsun sen. Buster ee, ilk bir bizinkilerin karşısına çıkıyor hemen. Alabasta'da hemen sonra e, ...Robin, Robin, işte büyümüşsün falan filan. Robin'i almaya geldiğim gibi yapıyor. Ee, orada ilk kez bir zaten ilk amiral görüşümüz Robin diyor ki donanma amiral abi bundan kaçmamız lazım e, ee, Şey yapıyor böyle aman falan yapıyor hatta şey oluyor değil mi orada Luffy ne amiral mi falan <laughs> bakalım lan nasıl bir şeymiş falan <laughs> evet, yapıyor Evet evet <laughs> inanmıyorlar Aokiji de böyle şey biraz tatlış bir adam olduğu için bu mu lan amiral şuna bak hiç şöyle şey yok diyorlar sonra Aokiji yalan ediyor hepsini Bir de ee, şey ya böyle hani o uyku şeyiyle geziyor ya her aynen, zaman Aukici. Aynen 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 <laughs> bu mükemmel ya İlk böyle amiralin böyle gücüne orada şahit oluyoruz. Sonra diyor ki Alabasta'dan size borçluyduk. Al hadi borcunuz kapandı. Bırakıyorum sizi diyor. Gidiyor. Orada aslında birazcık Robin'le bir bağlantısı var ya Avokije'nin. Onu bir önden verdiler. Ee... Ya ben One Piece'de ama şeyi sevmiyorum. Şimdi mesela çoğu karakter ilk girdiğinde herkesi tokatlıyor. Evet. Böyle karakter geliyor diyoruz ki oha ne oluyor lan? <laughs> Bu neymiş be? Çüş be falan oluyoruz. Mesela şimdi Robin'i Bizim Tayfa'da sıralamaya koysan güç sıralamasında nerede Robin abi? Beşinci falan herhalde. Abi herkesin ağzına sıçmadı mı Alabaster'e gittiğimizde? Öyle. işte senin dediğin gibi zaten Crocodile e, da öyle geldi, Enel de öyle geldi. Hayır şeye gel. Şimdi Water Seven'a gel. Water evet. Seven'de Fra Frankie şimdi kaça koyarsın Tayfa'da sıralamada? O da Robin'e denk gelir yani. Mi? Evet, oralarda o Robin da. Robin'i belki de ver. Şimdi Abi, sen şeyde evet, ne kadar evet. ne kadar orada da mesela güncesin, yani ilk karşılaştığımızda <gülüyor> <gülüyor> ilk karşılaştığımızda şey oluyor. Franky herkesi dövüyor böyle. Lan diyoruz bu ne? Hani Tabii. Nasıl bir şey çıktı karşımıza? Bunu nasıl indireceğiz biz falan oluyorsun. <laughs> Şimdi mesela adam şey anladım. Ha Franky mi geldi? Tamam hadi gel başlayalım. <gülüyor> <gülüyor> hani biraz anlatabiliyor muyum şey? O vampiste evet. One Piece'te beni biraz bu tilt ediyor. Mesela şey konusu da çok tilt ediyor. Shanks'ı ilk gördüğümüzde Shanks ne kadar güçlüydü? Ben onu kestiremiyorum. Ben hiç Bunu böyle... sana sormayı çok istiyordum. Anladım. Yani Sence de... şanslı ilk gördüğümüzde yani o kolunu kaybediyor ya deniz yaratığına Sıra. Orada evet. şans ne kadar güçlü yani sence kolunu kaybedecek kadar güçsüz müydü? Şimdi mesela deniz yaratığını görse şimdi herhalde sümüğünü çıkarıp şöyle fırlatsa ölür herhalde yaratık. Evet şimdi One Piece çok uzun bir seri olduğu için hesaplama hataları olmuş orada çok net belli yani o deniz yaratığının ona yaklaşamaması lazım bir kere. Orada da bu arada çok güçlü çünkü Roger tayfasından ayrılmış 20'li yaşlarına yakınken Luffy şeyken Roger'ın idamından sonra yani 27 yaşında orada acayip güçlü. O zaman da çok Değil güçlü. Mi? Evet. Yani o, o, o Sea Monster'ın ona selam bile verememesi gerekmiyor mu? Evet evet zaten onunla ilgili o birinci bölüm ya mangada pilot bölüm. Evet. Pilot diye geçiyor. Ee, şöyle deniyor Eiichiro Oda da o kadar şey bir adamdır ki ulaşamazsın Eiichiro Oda'ya. Yani Japon kralı falan olman lazım. Ee, editör demiş ki bak bu daha dramatik olur. Şimdi bu adamın bir şeyini feda etmesi lazım Luffy'yi kurtarmak için. Öyle eklenmiş diye mesela bir şey dönüyor ortada. Böyle bir iddia dönüyor. Hı. Ama bana da hep böyle ya bir ama işte bir, bu, bu Naruto'da geliyor. da var ya. Bu biraz Naruto'da da var ama Naruto'da en azından şeyi görüyorsun. Herif çalışıyor. Evet. Yani o antrenmanı görüyorsun. Power up alıyor diyorsun ki tamam abi herif çalıştı şimdi ağzını sıçar diyorsun yani adam yani gitti bunu öğrendi falan. One Piece'de o da yok. One Piece'de yok. power up kendi kendine oluyor. Power up dövüş esnasında. Ya da ha. Aa, ben zaten bunu öğrendim yolda öğrendim bunu falan diyor. <laughs> yani bir kere bir kere böyle training gördük 2 yıllık onu da tam vakıf değiliz ne olduğuna. Ve ben o trainingden sonra ilk One Piece'den düşüşümü yaşadım. Hmm. İlk böyle aldığım dopamin orada düştü. Çünkü ben evet. şeyi bekliyorum. Usop'un babası Yasop. Anladın mı? Adam tabancayla dolaşıyor. Yani şimdi herif Evet. herif blunderbaster'la bir şeyler yapıyor demek yani. Onun böyle bir tabancası var. Anlatabiliyor muyum? A şey, blunderbuster değil de nedir o? Bayağı böyle tekli sıkmalı bir şey yani. Tekli bir şey Tabii var işte. adamın elinde. Yani ben de şey düşünüyorum. Ha, bu adamın sniper üstü. Adam gitti çiçekle böcekle döndü. Allah'ım nasıl sinir oldum ya? Yok böcek atıyor, yok çiçek atıyor. Lan nasıl sinir oldum ya? Çünkü Soga King çok iyiydi. Evet. Bence Soga de King'de, ben çok yükseldim. Dedim ki ha tamam Usopp şu an doğru yere gidiyor. Herif çünkü işte bir kilometre öteden evet. sıkıyor falan böyle. Tamam dedim bak işte sniper bu. <laughs> sniper bu. Bu bu olması lazım. Tamam attığı şey belki may atıyordu bilmem ne atıyordu. Sonra şey oluyor. Böcek atıyor. Sarmaşık atıyor. Bir, tamam. Sarmaşık atıyor. <laughs> Önüne atıyor ya böyle alıyor. Önün ne yapıyor? Önünde bir şey büyüyor falan. E, tamam da bu sniper değil ki abi. Değil. Bu bu sniper değil. Bu gitmiş bir adadan e, tohum toplamış bir adam yani. Evet, evet. <laughs> ya Şimdi nasıl öyle. bilmiyorum ama bu beni çok Hiç, üzmüştü mesela. Hiçbir fark yok. Hiçbir fark yok. Bir tek Dressrosa'da belki hatırlarsın. Bu gözlem hakisi açıyor. Çok önemli bir yerde böyle önemli bir hedefi vuruyor. Onu hatırlıyor musun? Ha Bilmiyorum, evet bir şeyi olsa vuruyor, da. bir şeyi vuruyor. Evet evet uzaktan evet, evet. bir şey vuruyor. Böyle hissediyor, gözlem akisi açılıyor o kadar fokuslanıyor ki falan. E, Hatta anası vurdum şey falan yok. diyorlar. Evet, evet evet. Onun dışında hiçbir şey yok. Hep şikayet edilen bir şeydir. Hadi bu Usopp ne yapacak, ne yapacak. Çok kötü abi ya. Yani sen adamı sniper diye çıkarıyorsun. Pıt böyle önüne bir tane çekirdek evet. atıyor. Çekirdekten yaratık çıkıyor falan. Çok yanlış düşünülmüş o. Yani odaya o kadar çok kızdım ki orada dedim ne yapıyorsun? Sıçtın karakterin içine ya. Evet. Öldürdün evet. karakteri. Babası için de bu arada böyle One Piece'in e, anime manga dışında da kanon kanon bilgiler verdiği işte atıyorum Vivre Card diye bir şey var. Kart evet. koleksiyonu orada bilgiler yazıyor falan. Babası için diyor ki işte sineği kanatlarından vurur 400 metreden falan diyor mesela. Yasop'u düşün yani. Usop oraya nasıl gelecek? Gelemeyecek bir ihtimalle. Hiçbir zaman Yasop gibi olamayacak böyle giderse. Yani bin bölümü geçtik hala böcek fırlatıyorsa bu çocuk bundan bir bok olmaz. <laughs> olmaz. Ya ben e, açıkçası e, Luffy, Zoro ve Sancı dışında diğer karakterlerin dövüş e, şeylerine, power-up'larına ve karakter evet. gelişimlerine yeterince önem verildiğini düşünmüyorum. Robin de hiç dövüşmemiş. E... Robin'e dövüşü yok e, son sezona kadar. Yok ki. Yani Doğru. hala Chien yürü, Chien yürü diye dolaşıyor. 100 tane ayak çıkarmış. Ya kardeşim verin bir power up şu kıza ya. <laughs> bir de kırıyor mesela boynunu kırıyor hiçbir şey olmuyor falan. Mesela <laughs> öyle şeyler de var. <laughs> yani bilmiyorum şimdi ben hep yan karakter severim animelerde. Mesela bana Naruto'da en sevdiğin karakteri sorsan bana şey derim. Rock Lee. Evet. Yani yan karakterleri çok severim. Çünkü zaten herkes böyle ana karakterleri izler. Bence ana karakter bir hikaye anlatıcıdır. Onun etrafındaki insanlara neler olduğu benim ilgimi daha çok çekiyor. Yani Doğru. bunu acaba nasıl değiştirecek? Buna ne olacak? Bu ona bakarak nasıl geliştirecek kendini? Hani Zoroyla Sancı şeyi değil bence. Yan karakter değiller artık. Tabii canım. Hani, Hayfa'yı yan karakter sayamayız. Evet. evet. Ama Tayfun'ın içindeki mesela ben Frankie'yi de ilk başlarda çok sevdim. Mükemmel karakter. Yani mükemmel bir mizahı var. Zaman atlamasından sonra ne diyorsun peki? Robotik haline? Çok kötü oldu o ya. Çok ya kötü başlarda şeyi şey çok hoşuma gitti işte böyle memesinden ışık falan çıkıyor, böyle evet. bayılıyorlar falan Usop'la şey Chopper falan. Tamam eğlendik ettik de abi göstersene gücünü. Bu adam şeyden falan bahsediyor yani. Neydi o? Ee, Manyak silahlar var ya bu neydi? A A A Poseidon. Antik silahlar evet Plüton'un planını biliyor ha. şu anda Franky. E, yani Franky bunları bilen adam sen adamı şey yapıyorsun. E grader yapıyorsun abi ne graderi ya Allah aşkına bir top <laughs> atsın da bir şöyle ağzımız yüzümüz açık kalsın yani bu. Bu kadar zor bir şey mi? Evet. Tamam evet. belki bun bunlara da haki maki verme. Hepsine verme bütün tayfa hakiyle donatılmasın da. Bu da mesela teknolojik bir şey yapsın hani şey pasifistalar mesela kumanın ışınını atıyor. E bu da evet. yani sonuçta bir şeyler görmüş Şeyde, yani. Şey, o da atıyor aslında. Frank'in de çok yakın bir şeyi var. Ee, ona ha, bu arada çok güzel bir noktaya değindin. Vega Punk'ın büyüdüğü laboratuvarda bu kalıyor iki yıl. Onun bütün böyle şeylerini evet. görüyor. Doktor Vega Punk. Ee, onun bütün planlarını görüyor, öğreniyor falan. Bu arada çocukluk planları. Vega Punk da o kadar aşmış bir adam. Ee, evet. Ama dediğin gibi mesela eskiden şöyle sahneler oluyordu. Bu adam marangoz, gemici yani. Ee, evet. Üstün yeteneği var o konuda. Nasıl işte Nami'nin şey konusunda, bu rotacılık konusunda varsa bunun da öyle. Hayır düşün... şöyle öyle böyle üstün değil bu arada. Hani Grand Line'a giden adam diyor ki abi başka yok sen yap diyor evet. yani. Başka bu. Ya bu dünyada Tabii. daha iyi gemi yapan adam yok diyor. Hocası, şey ustası Roger'ın gemisini yapmış zaten. Ee, e, yani. Aynen. Bu, şöyle sahneler oluyordu eskiden. İşte Thriller Bark sezonda Franky yeni katılmış. Ee, i̇şte iki tepeden, bir tepeden öbür tepeye geçecekler. Köprü lazım. Bizimkiler kafasını çevirip şey yapana kadar Franky köprüyü yapmış oluyordu falan böyle. Sadece <laughs> o da değil. Şeyi vardı işte. Mesela gemi savaşı oluyordu eskiden abi. Onu unuttuk biz bir kere. Yani... Abi, denizcilerle Luf... küçük küçük oluyordu. Abi Luffy'nin yumruk atmasını izlemekten biz aslında dünyayı tamamen unuttuk. İşte... Sunny'de bir şeyler oluyordu diyor ki Aa, kolası bitti aşağı iniyor kola dolduruyor evet. falan makineye bir şeyler oluyor. Ha, i̇şte, motoru falan görüyorduk orada kola motoru. Motoru görüyoruz işte Zoro kalkıyor havada topları kesiyor falan işte Sanji tak 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 tekme atıyor bilmem ne işte Usopp'la Chopper çığlık atıyorlar başı kopmuş <laughs> tavuk gibi. Yani bir gemi vardı abi gemi evet. görmüyoruz bile artık yok gemime mi? Zaten tayfa yok. dağılmış Birisi salla gidiyor, öbürü bilmem neyle gidiyor. Eskiden abi geminin içinden gemi çıkmıştı. Ben Usopla Chopper gibi sevinmiştim. Ne? <laughs> Sarının içinde küçük bir sarı daha mı var? Ana avradını evet. ne yapıyorsunuz siz? Aa falan. Şimdi herkes bir yere yumruk atıyor, bir yere tekme atıyor, bir yere kılıç çekiyor. Zaten şeyden çok sıkıldım ben, ondan bıraktım. Yani dövüşlerin artık anlamı kalmadı. Hmm. Geçen gün mesela canım sıkıldı. Ya dedim ulan şöyle güzel bir dövüş izleyeyim. Açtım. Ee, Arabasta da Bonkure ile Sanji'nin Sanji. dövüşünü izledim. Abi teknelerin <laughs> çarptığını görüyorsun havada ve 20 FPS hani <laughs> kara ekran anlatabiliyor muyum? An evet. dü kura diye böyle tekme atıyor işte <laughs> Bonkure. Sanji ona karşılık veriyor işte o da şey yapıyor işte muton çop bilmem ne çop falan <laughs> vuruyorlar. Lan ne güzel dövüş izliyorum yani. Anlatabiliyor muyum? Şimdi öyle <laughs> değil ki şimdi şöyle oluyor. Ben bir dakika şimdi öyle bir tekme atacağım ki bak anam avradam olsun öyle bir tekme atacağım ki tamam ha bekle bekle geliyor falan çekiyor ondan sonra vuruyor Hakilin bilmem neli tekme falan. Yani ben bundan sıkıldım. Mesela birden, Zoro'nun dövüşleri. Turn based oyuna döndü birden. Sen vur tamam şimdi Tabii. ben daha güçlüsünü vurayım sen daha güçlüsünü vur sırayla. <laughs> Önceden living action'dı. Yani mesela evet. şeyi şeyi hatırla bu e NES lobide ...Water Seven'dan sonra en Lobby değil mi orası? Aynen. Tabi Orada şeyi görüyorsun... ...hani bunlar böyle bir diziliyorlar... ...Sword Hacking ee, şeyi yakıyor... ...Dünya e, World Government oh. şeyini yakıyor... ...orada şeyi hı. görüyorsun... ...tamam bu bununla dövüşecek bu bununla dövüşecek... ...bu dövüşler harika olacak. Kafanda match-up'ları yapıyorsun... ...hakikaten harika oluyor. Mesela Sanji'nin dövdüğü kurt eleman var ya... Evet. İşte ona kendisine vurmasını sağlıyor... ...havada kilitliyor o şekilde havada çakıyor falan böyle. 18 evet, evet. Diablo Jumble'ı falan görüyoruz böyle. İşte Zoro şey oluyor. Bayağı uzun dövüşüyorlar, doğruluyor, bilmem ne oluyor. Bayağı. bayağı uzun uzun sonra işte şey açıyor o bilmem ne kadar açıyor Dokuz kılıç tekniği yani Ashura. Aynen. Ah, Ashura'yı açıyor falan ama oraya kadar şeyi görüyoruz hani. Bir blok var. Bir burnunu havada tutuyor. Bir şeyler Abi artık öyle değil ki. Zora geliyor. Hachunan bilmem Panda Ho yapıyor, vuruyor. Diyor evet. oha çok vurdum lan. <laughs> evet evet. Ben bundan de... sıkıldım. Ben bu yüzden bıraktım açıkçası. Anladım. Ee, bu arada dövüş izleyeceksen tabi Naruto'larınki izlesen. Naruto'larınki acayiptir. Dönüp dönüp Naruto açıyorum. Naruto'yu da bitirdim. Yani ama Naruto'nun da sonları buna döndüğü için ben Naruto'yu bitiremedim. Yani son o savaşta hani tamam diyorsun Madara da gitti sonra şey geliyor ya. O. Ekstra çarlar. Son, son şeyi seçemiyorlar Naruto'da. Tabi tabi. Son, son boss kim? Onun da üstü var. Onun da üstü var. Onun da Onun üstü an annesi geliyor. Bacısı geliyor. Dedim artık yeter abi. Ben izlemiyorum. <laughs> Benim için Madara'dan sonra bitti Naruto. ben or Oradan gerisine bakmadım. Ben, bence Pain olmalıydı bu arada da. Naruto'da konuşabiliriz. <laughs> Naruto Naruto yani. sonlara doğru dönelim tamam. Naruto'ya Ben tamam. Naruto'yu da çok severim. Ben de. Ben ilk Naruto izledim zaten. Ben de çok severim. Ee, bence iyisi... Madara yine iyi. Evet. Sonra konuşalım. Tamam. Enies Lobby'ye geçebiliriz o zaman. Enies ee, Lobby aslında da birazcık konuştuk Enies Lobby'yi. Ama mükemmel bir sezondur. Zaten Marineford'la Enies Lobby hep anketlerde çıkar. Ben Alabastacıyım. Ee, sen Alabasta... Ya, o, bu, şöyle bir önemi var onun. İlk büyük ark böyle. Hadi bakalım. Böyle büyük işlere ya, Sadece ilk o değil. Arabasta'da cidden şeyi görüyorsun. Ee, harbi bir Shichibukai'yi görüyorsun ilk kez. Ve Shichibukai'nin arkasında dünya devleti varken nasıl pislikler yapabildiğini görüyorsun. Tabii canım. Herifin arkasında dünya devleti var. Adam gitmiş koskoca krallığı ele geçirmiş, yatmış orada para sayıyor falan yani. Bildiğim pislik herif yani. Onu evet. görüyorsun ve ilk kez şeyi görüyorsun. Aa işte insanlar var ve insanlar kan kusuyor. Bunu bir daha yaşamadık One Piece'te. Onu söyleyeyim sana bir daha ya hiç yaşamadık. Yapmaya bu... çalıştılar ama hissettiremediler. Çünkü bir birazcık krok, e, bu Alabasta'da iç savaş var ya. Bizinkiler Heh. esnada iç savaş var ve durduramıyorlar iç savaşı. Yetişemiyorlar. Baya orada evet. binlerce kişi ölüyor yani iç savaşta. Onun da Ama şey de olabilir. var mesela bu şeyi görüyorsun böyle hani bittiğinde hani bu bir tane ancient zone mu vardı ya bir tane böyle kraliyet şeyi evet. koruması. Hı -hı. Adam neydi o? Kartal Pen. mıydı neydi? He, aynen. Adam Şeyi şey unuttum. yapıyor. Şahin böyle. kartal ikisinden. Evet, <laughs> şahin mi? Kartal mı? Uçuyor, geliyor falan işte bir konuşma yapıyorlar falan böyle. Onu görüyorsun ya. böyle yüksek onu bir yerden. benim son videoda şeye benzettim onu. E ee, mi bilmiyorum. Ya Dark Knight 3'ün çakması. Ya yani Dark Knight bundan çakmış gibi bir şey. Bombayı alıp gidiyor uzağa doğru, patlıyor. Evet. Evet, evet. <laughs> sonra bir konuşma falan var evet. böyle izliyorsun falan bak şu şimdi bile tüylerim diken diken oldu harbiden çünkü hissiyatı veriyordu sonra denedi onu çok mesela şeyde denedi ee, Fishman Ark'ta denedi hmm. orada denedi balık adamların arkında denedi o adada denedi olmadı yani orada çünkü şey oldu o hani power up'ların bokunun çıktığı yerdeyiz orada bunlar böyle evet. haplanıyorlar haplanıyorlar Luffy geliyor o osuruyor öldürüyor falan. Hani evet. orada şey alıyorsun böyle. Ha tamam Luffy'nin güçlü olduğunu göstermek için buraya bir düşman koymuşlar. Yok, Balık Adam sezonundaki zaten dövüşleri ben hiç saymıyorum çünkü dediğin gibi iki yılda ne öğrendi bizinkiler. Hadi bakalım herkes göstersin yeni skilllerini. Evet. Aksiyon aslında orası ya. Başka hiçbir şey değil. Yani ee, duygusunu kaybetti gibi geliyor bana One Piece biraz da. Yani ya... bu şeye çok taktığı için, e, up'a çok taktığı için onda da 3 karakter üzerine odaklandı. Hı -hı. Ee, diğerleri tamamen hani Tayfa var mı yok mu varsa da var ama bana ne işte Franky orada palete dönüştürüyor ayaklarını yürüyor işte bana ne yani olduğu bu... için ben koptum nerede koptum şeyde koptum bu bir tane filin sırtında gidiyorlar ya Vanonun evet. başlangıcı galiba o zo zo olarak geçiyor zo seti abi orada yine klasik şeyi gördük iki tane tip var birbiriyle kapışıyor bunlar iyi adam mı kötü adam mı sonra iyi adam çıkıyorlar falan Evet. Dedim tamam abi artık bunu 10 kere gördük ya. Yani yeter. Yani bu One Piece'te yani 10. 20. görüşüm bunu. Hadi biraz poneglif verin bir şeyler anlatın yeter anasını satayım. Kuruduk kaldık ya, burada. O aslında or oranın sonunda çok önemli bilgiler geliyor. Ee, bitirdin mi bilmiyorum da Zoe'yu. Ee, çok önemli bilgiler var onun sonunda. O bir de ara sezon. Orada bir konu evet. yok. Geçiş sezonu bu arada Wano başı da değil ha. Daha yüz küsür bölüm Whole Cake Big Mom sezonu var. <laughs> Sonra Wano. Ya işte Big Mom beni ilgilendirmediği için <laughs> sanırım kestim. Çünkü ardından evet. Big Mom geldiğini biliyordum. Sanji işte evleniyormuş, bilmem neymiş, Winsmoke'muş, işte ailesi şeymiş, çarpmış, çurtmuş falan. Hani o noktada şunu düşünüyorum. Yani Big Mom o suruyla Sanji'nin bütün ailesinin ordusunu patlatabilecek güçte bir kadın değil mi? Yani Sanji ile onun ailesiyle ittifak yapsa ne olur, yapmasa ne olur? Bu, yani ya. ben böyle düşünüyorum. Biraz da hani şey... Çünkü o kadar power level'ı elinden kaçırdı ki o da. Hı hı. Yani Doğru. Ya, yanlışlıkla ada yıkabilecek yaratıklar artık bunlar. Anladın mı? İnsan değil yani. Hani Kaidosu, evet. Big Mom'u falan bunlar. hani Çünkü bunları dövmek için Luffy'nin bir de bunları geçmesi lazım. Hı hı. E, onu düşündüğün zaman diyorsun ki... Abi işte 500 kişilik ordusu olan bir adamın ne etkisi olabilir ki bu noktada? Ya... Doğru söylüyorsun. One Piece'te şöyle bir sıkıntı var. Yani politik güç varmış gibi biz kabul ediyoruz ama yani güç normal fiziksel güç olmayınca da bir işe yaramıyor aslında. Yani imparator senin dediğin gibi Vinsmoke ailesini şey yapabilir direkt. Yani zaten görünce titriyor Big Mama. Hatta Big Mama saldırıyor Vinsmoke ailesinin başı, Sanji'nin babası ağzıyla falan durdurup mızrağını dişiyle kırıyor falan yani. Dediğin gibi e, ama şöyle bir işte küçük bir detay var. Vince ailesi, teknoloji ailesi aslında onu teknolojilerini çalmaya çalışıyor gibi. Onu da zorla yapabilir baktığın zaman. İlemiyorum. Yani işte onu anlayamıyorum. Anladın mı? <laughs> hani bir noktada bir noktada adının geçmesi bile yeterli ya. Hani ihtiyacı evet. var mı? Yani Big Mom gelip seni dövecek de sen yetiyor hani dövmesine gerek yok. Anlatabiliyor muyum? Evet. O, o noktada şey oluyorum ben. Bence hani bu güç dengeleri konusunda fiziksel güç konusunda ipin ucunu kaçırdığı için o da artık bazı şeyler anlamını yitirdi. Yani mesela, evet. mesela doğru şeye bakıyorum hani bir navy'nin olmasının ne anlamı var? ya ne, Yani çok güçlü işte onlar da çok güçlü. Çok güçlü <laughs> ama amiraller ve Vice amiraller ki Vice amirallerden de bir iki tanesi dışında hepsini at çöpe ya at bir kazanın içinde yak gitsin hiçbir iş yaramaz ki hiçbiri. Şey gibi aslında birazcık. Ya yani, o imparator şeyi gibi on, o da bir Yonko gibi sayabiliriz denizcileri de işte Beşinci Yonko gibi e, Navy'de donanmada. Değil mi? Yani evet ya yani 5. Yonko gibi aslında. Biraz evet. öyle. Hani şeye Total hani eskiden güçlü ama. Evet ama e eskiden şey vardı hani East Blue, West Blue falan anladın Hı -hı. mı? South Blue falan. Hani şeyi düşünüyorsun a evet bir güç dengesi var, bir çatışma var, bir bilmem ne var, cart falan bunları düşünüyorsun da. Yani şimdi bu şeyi düşünemiyorsun. Hani güç dengelerin o kadar kopardı ki, o kadar kopardı ve o kadar boku çıktı ki artık. Evet. Yani e, Fishman Island'dan sonra oldu bu bu arada. Doğru. Ya oradan sonra ipin ucu kopuyor çünkü. Hı -hı. Anladın mı? Artık Sky is the limit. Hani Sky de değil yani. Anladın mı? Geç sınır yok. Sınır yok yani. Artık <laughs> Dragon Ball Z'ye döndük anladın mı? Luffy gelip mesela böyle 1 milyon kişiyi toplasan Luffy'yi dövmek için. Luffy şey yapabilir yani yumruğunu havaya kaldırıp yere bir tane çakar hepsi ölür falan ve böyle evet. yürüyerek gider yani gözlerini kızarak. <laughs> hani hiçbir anlamı kalmadı normal insanın. Kalmadı kalmadı bu, bu zaten işte arada dedik ya bu politik güçte ne işe yarıyor para ne işe yarıyor ben One Piece'de bunu anlamadım. Para da çok artık ya, soyut bir kavram One Piece için. Ödüller artıyor sürekli, bir şey oluyor. Dünya hükümeti vergi topluyor. Ne bileyim, imparatorlar da paraya çok önem veriyor. Abi para ne işe yarıyor bu evrende peki? <laughs> yani ne yapılıyor parayla? Bilmiyorum, Hiç anlamadım. hiçbir fikrim yok. Luffy zaten başından beri parayla işi yok. Yani evet. e, Parayı bir tek Nami'nin e, Arlong Park'ta görüyoruz işte ne işe yaradığını. Ee, Nami'nin mesela parayla ilgili bir takıntısı vardı. Onu da NES Lobby'den sonra bir daha görmüyoruz. Nami bir anda <laughs> nedense para işini unutuyor. Nerede evet. abi Nami'nin para sevdası? Ne oldu? Arada komik Uçtu. sahne olarak kullanılıyor işte. Çok nadir. Evet, evet çok nadir. Yani en son şeyde gördük işte... Zora gidiyor 50 e, beriye kılıç alacak vermem <laughs> evet. falan böyle kavga çıkıyor aralarında. Evet. Ya diyor vermem o bana laf ile falan. Faiziyle istiyor sonra üç katını geri istiyor falan. Gidiyor e, el, elli beriye işte şey lanetli kılıç alıyor falan böyle saçma sapan. Evet. Ya, yani böyle sahneler vardı bunlar gitti. Yani o yüzden ben One Piece'i hani böyle aa çok güzel bir şey gençlik anımdı diye bakıyorum. İzleyemiyorum Anladım. artık sinirlerimi çok bozuyor. En son nerede bıraktın? Onu çok merak ettim. Zoho demiştin değil mi? Zoda bıraktım. Zoda çünkü orada artık şey oldum böyle. Of, yeter abi artık yeni karakter katmayın yani. Çünkü devamlı yeni karakter görüyoruz. Ve eski karakterlerin akıbetini tam olarak göremiyoruz. Mesela bir tane karakter vardı. Bu Big Mom'ın iki tane henchmeni vardı. Bunları gönderiyor ya. Evet. Birisi Zolu hatta öbürü şey Dororo Dororo yapan bir tip. Neydi onun adı? İsimlerini unuttum. Baron... Baron Tamago ile bu Fransız herifle şey <laughs> e, mink olan. Adını aynen unuttum. aynen. Bir de şey vardı bu böyle Dororo yapan bir karakter var böyle suratında bir maske var. Neydi onu? Evet, evet evet. Ah isimler unut ya. Big Mom'un o kadar çok var ki. Kapasından yani hepsini... içen var. Bir tane ben işte. O Fransız şey var. dediğim o işte. Aa, evet bir tane şey var kedi kedi var böyle Döbüşen aynen. kedi. Aynen. Falan. O da Big Mom'dan değil miydi? O da Big Mom'dan. Evet o da Big Mom'dan. Yani böyle tipler var mesela onu merak ediyorsun lan bunu görelim falan yeni karakter anloklanıyor. Abi devamlı yeni karakter devamlı yeni karakter artık hani binden fazla bölüm var ya. Evet. Her bölüme 10 tane yeni karakter <laughs> yeter vallahi yoruldum ya. ya. Yoruldum. Sezon bir başlıyor zaten o haydi 30 tane 30 tane yeni karakter ve ama şunu da hakkını vermek lazım ya çok günün sonunda çok seviyorsun onları da. Mesela bir artık sabredip Artık sevemiyorum işte. Yani artık o sevemiyorum. Gitti artık. Ben de o gitti. <laughs> ben yeni karakter sevemiyorum. Yani ben şey istiyorum. Abi şu eski karakterleri gösterdiklerini bir bitir artık. Yani Aha. bir bitir şunları bir. Yani şimdi mesela şey geldi en son. Onu gördüm. E, Oden falan geldi. Oden'i anlatıyor ya falan. Oden onu öneriyorum sana. Güzel mi? Acayip ya. Mi? Güncel olmana gerek yok. Ee, bir 10 bölüm falan var. Oden zaten Roger ve Beyaz Sakal'ın tayfasını düşün yani hikayeyi. Önce Beyaz Sakal'ın tayfasında, sonra Roger'a geçiyor, sonra One Piece'e gidiyorlar. Zaten bu okuyor, Pornogriff'leri okuyan buymuş. Bunun ataları yapmış Pornogriff'leri. Ya bu işte ikisi kapışıyor ya Whitebeard'la Roger. Heh mesela o da o. Oden, Oden, e, Oden önce şey yapıyor ya, onu, o sahneyi izledim. Evet. Abi manyak bir sahne var bunu bari izle de falan deyip bana gönderiyorlar evet. çünkü takipçiler. Allah aşkına bunu bari izle bak geri döneceksin seriye falan. İzleyince daha çok sinirlerim bozuldu. <laughs> Çünkü Oden böyle geliyor lan siz benim memleketime mi girdiniz falan diye böyle bir geliyor evet. ya. Bak senin ağzını sıçarım diye falan böyle gidiyor. Ondan sonra şey yapıyorlar böyle. Ya bir dakika kardeşim sen bir çekil bizim bir işimiz var yapıyorlar o evet, böyle evet. Oden'e. Orada şeyle Whitebeard'la Roger birbirine giriyorlar. İşte silahlar değmemesine rağmen ada yıkılacak falan. Ben artık şey oldum. Sen çok güç sevmiyorsun. Bu yani böyle süper güç. <laughs> Abi şey oldum yani hani şimdi, Luffy sonuçta bunları geçecek. Ya hikaye bu zaten. Yani Luffy'nin bunları geçmesi lazım, değil mi? Yanlış mıyım? Ya zorunlu değil. Yok Bam zorunlu. bulması için bunları geçmesi zorunlu değil aslında. Abi anime izliyoruz, zorunlu. Evet doğru. Shonen olarak diyorsan evet. Şu anen. Şu anen izliyoruz, şu anen izliyoruz. Luffy bunları geçecek. Zaten çünkü geçmeye bize... başladı ee, güncel bölümlerde onu da söyleyeyim. Ya bunları bize şey diye gösteriyorlar ya. İşte güç bu. Hani bunun bunu evet. geçmesi lazım. Naruto'da da o vardır işte. Bak güç budur, bunu geçmesi evet. lazım ama Naruto'da hep şey yapıyorlar. Cık, güç o değilmiş, güç buymuş. Cık, o da değilmiş, buymuş. Hani devamlı yenisi geliyor ya. Evet. İşte ma Hashiraymış, yok değilmiş. Bak Madara da böyleymiş. Madara da değilmiş. Yani bak onun ananesi. Benim için daha sinir bozucu o konuda yani. <gülüyor> <gülüyor> ama Naruto'da en azından en sonunda oluyor. O yüzden ben kabul edebiliyorum. En ya. sonunda oluyor. Do evet doğru bunu kabul edelim. En, en, en son da oluyor. O zaman şey oluyorsun. Ya tamam adamlar şovdam yapmak istemişler. Yapmışlar abi. Herkes birbirine giriyor. İşte oradan birisi geliyor. Ecirvek, Ecirvek ben diyor bilmem neyim. İşte oradan geliyor. Biz de QB'nin çakmasıyız. İkizler vardı evet. ya böyle. Ran Rankoku, Genkoku. Saç basa Onu şeyler. nasıl hatırlıyorsun ya? Sen baya o zaman Naruto konusunda şeysin yani. O ikizleri hatırlıyorsan. <laughs> Rankoku, Genkoku. Yani. bir şeydi. Baya ben Naruto'yu çok severim ya. Evet. Yani, ama ee, One Piece konusunda da işte bıkmamın sebebi o. Yani o savaşı gördüğümde bana insanlar şey yaptı. Bak bu savaşı gör. Döneceksin evet. abi One Piece'e ve izleyeceksin. Gördüm savaşı şöyle oldum. Ha yani Luffy bunları geçmesi lazım. O zaman Luffy artık şey olacak böyle adaların yanından geçerken ada sen yok ol. işte ada sen de yok ol falan. Yani <laughs> böyle bir karakter mi olacak abi? Yani hani bunu yapmasa bile bunu yapabilecek bir güce mi gelecek? O beni çok heyecanlandırmıyor. Onu yapabiliyorsa o zaman anlamı ne? Hmm. Ben şeyi istiyorum yani Anlatılması gereken şeyler var One Piece'te. Mesela neden adı Devil's Fruit? Neden şeytan meyvesi? Evet. Bunun mitolojisi nedir? Bu nereden gelmiştir? Birisi üretti mi? Neden kesin. yediklerinde denize giremiyorlar? Kesin i̇şte Kesin değil. <laughs> Ondaki teorini de biliyorum seni. Sen diyeceksin ki. Bisküvi meyvesi var. Ya insan yapımı şeylerin şeyleri, meyveleri de var. Evet, insan yapımı şeylerin meyveleri var ama ben odanın o kadar karışık düşündüğünü zannetmiyorum. Zannettiğimiz kadar akıllı birisi değil. Yani... Ya hikaye anlatma konusunda akıllı birisi o da ama evet. bence örgü, örgü konusunda o kadar akıllı değil. Hikaye anlatı anlatımı çok iyi, kabul ediyorum. Ama örgü ve world building konusunda yani dünyanın kuralları ve kanunları konusunda o kadar kafa yormuş birisi ya, değil. Ya bu zaten bence. haki konusunda bu senin dediğin açığa çıkıyor. Evet, haki sonradan girmiş bir şey hayatımıza ve hala anla anlamadığımız şeyler var. Ne oluyor? En sonunda bu arada sen spoiler versem sıkıntı olur mu bu arada? Ver ver istediğin gibi ver istediğin gibi. Ee, mesela şey çıktı en sonunda da. Kralın hakisi var ya bayıltıyor herkesi böyle dalga evet. gidiyor bayıltıyor herkesi. Onu da savaş gücü olarak kullanma var. Artık gücün son noktası buymuş. Kralın hakisiyle kaplıyorsun işte yumruğunu falan. O Roger'la Beyaz Sakal'ın birbirine değmemesinin sebebi bu. Kralın hakisi orada şey oluyor. İkisi de kralın hakisiyle kaplı olduğu için silahların. ...değmiyorlar birbirlerine falan Aa, mesela. ondan mı kırmızıymış onlar? Ya, ya renk kırmızı olduk renk... diyece abi o bıcır bıcır oluyor bir şey oluyor. Animasyon şirketinin saçmalıkları onlar. O renk konuları zaten rengarenk yani Vanoy'u görsen. Hmm. Ee, o şu anda da mesela öyle Hayır, rengi geçtim, Artık böyle bir elektrik sesi veriyorlar dövüşlerde. Vıcır vıcır, evet, vıcır Ya vıcır o bir elektrik ses var. O elektrik var da, e, animasyonlar bir beş kat falan daha abartıyor durumu onu söyleyeyim. Dağlar yıkılmıyor <laughs> yani ikisi aslında. E, tokuşturduğunda. Bu arada mangasından devam edebilirsin. E, animesi ben manga'yı Ben okuyamıyorum. Bak Okuyamıyor ben kitap musun? okumayı çok severim ama manga hiç okuyamıyorum. Denedim. Pek çok e, animenin mangasını aslında animenin mangası yanlış bir söylem. Manganın animesi olur da. Evet, <laughs> evet. Çok olsun. Seri serinin diyeyim. pek çok serinin mangasını okumayı denedim beceremiyorum. Yani şey hoşuma gitmiyor. Ben bir hikaye okurken yazının akıp gitmesi lazım. Evet. Ben yazıyı okuyup dur bakayım ne çizmiş diyemiyorum anladın mı? Sonraki yazıyı okumak istiyorum hemen. Anladım. Ben de o yok yani. Onu yapamıyorum. Çizgi roman kültürü de yok bende. Yani bilmiyorum. O zaman kaldı sen. Hiçbir zaman devam edemeyeceksin One Piece gibi bir şey oldu. <laughs> ben şu anda. böyle ben böyle ölene kadar uzaktan uzaktan işte bakacağım sen, işte mesela sen senin videolarından takip falan. Evet, Aynen evet, sen Benim videolarından takip bakıyorum. <laughs> ne olduğuna. işte sen böyle spoiler videoları falan yapıyorsun ya onlardan evet. böyle takip ediyorum. Diyorum ki ha şöyle olmuş, ha böyle olmuş. Mesela Jinbey'i ben yakıştıramıyorum tayfaya. Hmm. Yakışmıyor abi. sen Fazla sen... mı tecrübeli diyorsun hani? Fazla büyük. Evet abi sen dayısın abi. Sen boomersin. <laughs> sen çibukaysın abi. Senin ne işin var çolukla çocukla Allah aşkına. Yani tamam Luffy milleti etrafına toplayabilen bir güce sahip. Onu anladık da. Evet. Yani bu adam en fazla mentor olabilir anladın mı? Tayfanın içinden olmaması lazım bence Jinbey'in. Ya doğru söylüyorsun da şey aslında bunun asıl sebebini ben sana söyleyeyim balık adam olması bence. Ee, Değil balık mi? Bir balık tane de balık adamı olsun. Bence zaten One Piece'in eninde sonunda bu olacak. O da gelsin. Mesela Elbaf'a gittiklerinde kesin bir dev de alacaklar falan gibi hissediyorum. Nereye mesela. sokacaklar devi? Ya küçük bir dev. <gülüyor> <gülüyor> <Birazdan> <gülüyor> yavru <laughs> e, dev. Bu Atakon Titan'da oluyor yani. İşte 5 e, metrelik. 2 <laughs> metre klas, 3 metre evet, klas falan evet, olacaklar. Evet. Yani... Çünkü Roger yani... tayfası da öyle ya. bu adası, Sen görmemiş olabilirsin. Roger tayfası da öyle. Bir balık adam var, bir dev var, bir şey var. Her iki, her ırktan var. Yani beni ırk heyecanlandırmıyor. Beni daha çok e, bu hepsinin farklı e, ne denir? profession Yani hepsinin farklı bir şeyi var. Anladın mı? Adamı Mesleği mesela aşçı var, olarak aldı. Meslek, ha, mesleği var yani hepsinin ayrı, sadece meslek de değil yani kılıç ustası bir meslek midir? Hayır ama tayfanın bir kılıç ustasına ihtiyacı vardır. Doğru. de bir şey yapıyor ya böyle ya aşçıya ihtiyacımız var aşçıya ihtiyacım. Evet. Kardeşim birisi de müzik yapsın ya sıkıldık burada falan. <laughs> ya Doğru. doktor lazım doktor lazım falan işte navigasyoncu lazım. Onu e, bunları da zaman... Jim de dünyanın en iyi dümencilerinden biriymiş mesela onu da yedirdiler öyle. Ya yes. <laughs> dümenin başında. Hatta Big Mom sezonunda öyle bir sahne var böyle tsunami geliyor Gerçekten e, mi? devasa bir aynen ve dalganın içinden efsane dümen hareketleriyle kurtarıyor falan hani o da çok iyi dümenciymiş dümenci olarak <laughs> geldi şimdi. Ha, ya madem dümenci diye bir şey vardı o evrende niye Luffy daha önce ya kardeşim dümenci yok bu Çok önemli değildi herhalde. <gülüyor> çok <gülüyor> önemli değildi herhalde dümenin başında biri durması. Ya işte o da düşünmüyor derken bunları düşünmüyor anladın mı? Yani e, gerçekten örgü olarak düşünecek olsan Dünyayı bir düşünürsün bir evet. yazar olarak ve dersin ki abi benim son tayfam bu. Hı hı. Peki son tayfayı toplarken ana karakterin ağzından son tayfayı toplayış hikayesini nasıl anlatacağım? Hı. Bunu düşünsen bu tutarlı bir örgü olurdu. Yani çünkü başlangıçta Luffy e, şeylerine göre seçiyor. E, mesleklerine göre seçiyor. Yani hep böyle bir zerzenişi var. Ya diyor ki bize bir gemi gemi yapan evet. adam lazım. Shipwright lazım işte. Usop beceremiyor falan diyor ki ya sen diyor zaten geçici. Hani Aynen. bizi bu işin uzmanı lazım falan diyor değil mi? Hani başta Zoro ve Usop dışında herkesin bir görevi var. Hatta şöyle bir örnek vereyim. Sanji Zoro da Bar Bar Barati yani. Evet. Barati restoranı restorana gitme sebebi aşçı bulmak lazım. A A aşçı bulmak amacıyla gidiyorlar Barati restorana. Bize aşçı lazım. Tabii, tabii. Dur o zaman şu restorana gidelim orada buluruz diye gidiyorlar. Öyle Sanji'yi alıyorlar. Hatta darlıyor ya böyle. Ya sen çok yaşlısın evet. sen benim olmalısın falan yapıyor. O da diyor <laughs> evet. ya kaka falan gelmem ben falan. <laughs> hani e, Nami'yi de e, şeyi gösteriyorlar yani gözümüze sokuyorlar. Ya bunlar kayboluyor. Zoro zaten geri zekalı. Hani daha git desen sola gidiyor adam malın teki. <laughs> Doğru. Usop desen anlarım diyor anlamıyor. Yalancı herif şarlatan yani. Her şeyi Aynen. yaparım ben diyor. Yap diyorsun yapamıyor falan böyle. <laughs> o noktada şey oluyor e, de şey oluyor ya bize bir tane Navigasyoncu la hatta zoro diyor. Ya abi evet. bak biz beceremiyoruz diyor bize bir navigasyoncu <laughs> lazım. Kaybolduk amık. Seni aldı kuş götürdü ben sala bindim nereye gidiyorum tövbe estağfurullah. <laughs> falan. Hani o noktada şeyi görüyorsun. Evet bir ihtiyaç var ve Luffy bunu evet. arıyor. Hani şey dese mesela bir fırtına olsa, örgüne olur onu anlatıyorum. Mesela örgü nasıl yapılır? Bir fırtına kopsa da kaybolsalar da işte Luffy dese, ya abicim bir tane dümencimiz olsaydı böyle kötü duruma düşmezdik. Evet. Şu anda o da kervanı yolda düzüyor. Yani cimbeyi alıyor Bazı ona konularda kılıf uydurma. öyle. Bazı konularda evet. öyle. Kılıf uydurma. Baştan düşün. De ki mesela böyle bir sahne eklersin. Değil mi? Küçük. Evet. İşte bir şey olur. Suyun altında kalırlar. Ruh ölüm tehlikesi geçirir. Ya kardeşim bir dümencimiz olsaydı olmazdı. Zora hep Hı -hı. öyle şey yapıyor ya hani e, Tayfan'ın Zor. biraz şeyi ya mantığı zoru evet. Lan geri zekalı getirdin bizi buraya bir tane dümencimiz yok. Usopp yapmaya çalışıyor. Beceremiyor. Aptal aptal iş yapıyorsunuz. Böyle şey mi olur? Kaptan kendine gel falan dese. O zaman evet. ha bak Jim Bey falan. Ama sonrasında bak bu da dümenciymiş dediğin zaman <laughs> Ya herkes için böyle olmayabilir. Bana kızanlar olacak şimdi izleyenlerden. Ama ben şeyim biraz böyle. Hani e, içine girmek immersion dediğimiz şey var ya Doğru, o kadar aynen. güzel yazarsın ki hiç çıkmasın, Hep içindesindir. Hikayenin içinde bir karakter gibi olursun. Hı hı. Ama böyle hani yazıldığını hissettiğin anda işte o sonradan ekleme kılıf uydurma var ya. O zaman ben kopuyorum böyle. Matrix'ten connection kopuyor. Abi kalkıyorum Allah diyorum. Gerçek dünyadayız. Ya Jinbei o kadar delikanlı, delikanlı bir adam ki işte. itiraz da edemiyorum ben tayfaya girmesine. Ee, mesela bu Marineford'da da geliriz bu arada. One Piece'i Marineford'da kapatalım. Ee, mesela Ace kardeşini Jinbei'ye emanet ediyor yani Impel Down'dayken bak bana bir şey olursa kardeşim sana emanet gibisine. Evet. Jinbei de gerçekten Marineford esnasında hayatıyla koruyor. Sonra Tabi canım. İşte o senin dediğin mentorluk olayı başlıyor. Luffy'nin mesela Ace öldükten sonra psikoloji yerli bir. Ben yaşayamam evet. bundan sonra diyor. Jinbei bunu bir taşa dayayıp hani bak arkadaşlarım var. Hani kaybettiklerini boş ver daha hani O Jinbei güzel bak. Var. Aynen. Mentor Jim Bey. <laughs> o çok iyi. O çok iyi bir pozisyonda. Aynen. Ee, sonra işte balık adam da tekrar geliyor. Orada bir kan verme şey var. Hatırlar mısın onu? Normalde balık adamların yasak insanlara kan vermesi. Jim Bey veriyor. Tabii. Orada Luffy diyor tayfama katıl sana falan. Jim Bey orada geçiştiriyor. Yapmam gerekenler var falan. Gelemem. Yani o kadar şey bir adam ki. iyi bir adam ki. Zaten Deniz'in şövalyesi Niki de. Çünkü her zaman işte masumun yanında falan haklı böyle misyonları var. Ben çok itiraz edemiyorum. Bu da olsun. Zararı yok. Ama senin dediğin mantıkta doğru. Evet. Jinbe'yi ne kadar uygun desen biraz yani boomer kalıyor senin dediğin gibi. Yaşlı dayı. <laughs> ay abi ne işin var senin çoluk çocukla denizin ortasında sen? O, o, anladın mı? onunu şey yap. Eleğini as abi. Evet. Geç kenara. Arada bir işte Luffy arasın seni Birip 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 aç abi telefonu <laughs> ne yapıyorsun lutfi falan bu yani Facebook'tan benim aslında gönderi paylaş <laughs> ha, kim katılsın hoşuma giderdi bonkley mesela hmm. adamı bıraktılar impel damda abi ya, o kendini feda etti geri de dönmediler ya bonkley vardı bir şey mi yapsak Denmedi. çok güzel karakter bonkley konusunda bon... da ben kitleyle hep ayrılıyorum Bonkley'i ben kötü olarak gördüğüm için tayfaya çok yakıştıramıyorum. Evet. Ya bana çok. deseler ki Bonkurei sahne var başlarım One Piece'e. O kadar. <laughs> o kadar. Çok o eğlenceli kadar. bir karakter Muhte ya. Muhteşem karakter. İz muhteşem, çok keyifli. Hayır şimdi şey böyle adamdan öyle bir delikanlılık görüyorsun ki. Hı -hı. Şey oluyorsun yani. Şu ya, Luffy'nin hayatını kaç kere kurtarıyor ya? Sayamazsın ki. Impel Down'da üç, zaten üç kere sırf. falan Impel, İmpel Down'da 3 kere sırf, falan evet. kurtarıyor. Aynen köpeklerden kurtarıyor. işte evet. götürüyor şeye Ivankova veriyor. Hayatını kurtarsın diye. Ondan sonra en son kaçmalarını sağlıyor. Kaçmalarını. Yani da üçgen. kaçmalarını sağlıyor. Luffy kılığına giriyor falan. Alabasta da. Yani eee evet. Bonchan çok iyi karakter. Onu mesela bırakmasını ben yediremiyorum odanın. Haberi yeni karakter tanıtıyor diyorum ya. Evet. Hani eskileri yarım bırakıp yapıyor bu işi. Ya yani, Bonchan'ı adam mesela bıraktı. Kroko'yu evet, evet bıraktın mesela. Kroko'yu niye bıraktın Krok ki sen? Kroko elbet geri gelecek de hala bekliyoruz. Bir 500 bölüm falan olmuştur. Ee, başka kim var? Mesela Doflamingo da Çok kesin var. geri gelecek. Buffy şey var. Ee, Buggy var. Buggy kesin. Ha, bu arada mesela bak seni heyecanlandıracak bir şey söyleyeyim. Bunu belki söylememişlerdir. Shichibukai'lik sistemi kalktı. Eee... İşte dünya şey o Reveri oldu böyle. Nasıl Birleşmiş Milletler bir şey konseyi gibi bir şey bu. Ee, mesela Shichibukai'leri avlıyor şu an denizciler. Sistemi kaldırdıkları için. O, o sahneyi gördüm. Yapıyor. Onlar da şey yapıyor. Ya siz kimsiniz de bizi avlıyorsunuz. Evet, evet. Lan. Biz sizi avlarız falan yapıyorlar. O heyecan Mesela Boa Hancock. Ne oldu abi Hancock'a? Nerede şu an? İşte denizci ordusu geldi. Donanma bunun kıyısına geldi. Savaş için bitti işte. Wano başladı sonra. Bir daha da ses yok. İşte Vano bitse acayip şeyler göreceğiz de. Bu arada Vano'da da acayip şeyler gördük. Şey mesela e, anladım manganın kadarıyla, son uzat bölümlerini biliyor musun? Uzattıkça uzatıyorlar ama anladığım kadarıyla Vanoya Uzatıyor. Evet. Şu an geçti zaten. Rekor. 4 yıl falan oldu Vano başlayalı. Dressrosa'daydı rekor. Vano'ya geçti şu an. Son mangaları biliyor musun abi? Mesela hiç Biliyorum şey son 1047'yi anlatıyordun sen. Ee, artık sen de sıkılmışsın. Kaido'yu bir türlü Bazı, ya. şeyler, evet, bazı şeylerden sıkıldım. Ben sana aslında şeyi soruyorum. Luffy'nin 5. vites etrafı çizgi film Looney Tunes karakterlerine şey yapması böyle tepki. E, Space Jam gibi ne bileyim e, maske filmi gibi ya da. Ne yapıyor tam olarak 5. viteste? Ya aslında 5. vitesin olayı e, ana olayı şu. Bütün uyanışlarda olduğu gibi burada meyve uyanışı diye geçiyor bu. Bir de ikinci evet. faz var ya bankayı. Bilici izlediyse belki bilirsin. Bir de eee uyanışı oluyor. Evet. Ha, evet. evet. Ee, bu işte atıyorum Doflamingo da uyandırmış. Etrafı da ip yapıp o ipleri kontrol edebiliyor ya. Luffy de etrafı da lastik yapıyor. Tam yere çarpacağı zaman yeri lastik yapıyor. Boing diye sekiyor falan filan. Böyle hiçbir şey işlemiyor Luffy'ye gibi bir şey oluyor. Elastik olduğu için Hı -hı. tamamen. Bu arada başkalarının da kaydoyu da öyle yapabiliyor. Ya bu okey. Bu zaten lastik memesinin uyanışı. Bu herkes bunu ben de ta bir yıl önce sormuşlar. Böyle cevaplamışım. Böyle olur diye. Bir de bu işte Joy Boy mevzularını hatırlıyor musun? İşte Joy Boy Onu asıl One Piece'i bırakan kişi. Onu bilmiyorum. Joy Boy muhabbeti kişi. nedir tam olayı? Şu. Kayıp Yüzyıl diye bir yüzyıl var ya. 900 ile 800 yıl arası. Robin bunu merak ediyor zaten. Orada Joy Boy diye biri varmış. Bu One Piece hazinesini bırakmış. Rafteli. Bu hazine Joy Boy'un hazinesi. Zaten. Hı hı. Bu işte e, Ponageliflerde bunun söyledikleri falan yazıyor. Asıl One Piece'i bırakan bu. Bunu yok edip dünya hükümetini kurmuşlar kayıp yüzyıldan sonra. Joy Boy kimse artık. İşte bu D'lerin başlangıcı falan sanırım bu herif. Atası gibi bir şey. Bu D'lerin ee, e, ay insanları olduğuna dair bir şey de vardı. Tabii, Komplo tabii, teorisi. Çok, tabii. Aynen. Çok var. Ya ya Game of Thrones'u geçti artık One Piece teori konusunda sana öyle söyleyeyim yani. <gülüyor> <gülüyor> bu Joy Boy'da işte atıyorum bu One Piece'te çok şey vardır ya işte ra irade Roger'ın iradesi Luffy'ye geçti falan gibi. Joy Boy'dan Roger'a, Roger'dan Luffy'ye gibi. Hani Joy Boy'un şimdiki reenkarnasyonu haline geldi gibi bir şey oldu. Luffy o mesela videonun başına konuştuk ya meyve olayı. O mesela Joy Boy'un meyvesiymiş gibi. Ne Rubber Joy Boy'un ...meyvesi miymiş? Rubber değilmiş ya işte. Hito Hito no o... Model güneş tanrısı. Peki güneşle ne alaka rubber oluyor her şey? Her şeyi şey mi yapabiliyor? Ya şöyle. Mitolojik... haline mi değiştirebiliyor? Yok güneş tanrısı dediği mitolojik bir tanrı. Ee, i̇şte Anka kuşu var ya ne bileyim... işte. Evet. Sengoku'nun meyvesi bu da... ...mitolojik Zoan evet. deniyor bunlara... Güneş tanrısı da One Piece içindeki bir mitolojide bir tanrıymış. Bunun olayı da lastik gücünü kullanmakmış bu tanrının. <laughs> Anlatabiliyor okay. muyum? Sadece yolda lastik. Yolda düzülmüş. Ya. Yolda evet, ya, düzülmüş maalesef. Kervan zaten abi. kralın hakisiyle girdik ya bu konuya. Kralın hakisini abi, ben onu bu, diyecektim. Abi bu bu kervan yolda düzülmüş. Yani bence ilk yazdığında o da zaten One Piece'in ne olduğunu bilmiyordu. Ya işte onu bilemiyorum artık. <laughs> ben ona eminim abi bilmiyordu herif. Bence hala kararsız bu arada. Bilmiyorum. Valla işte bu e, şunu söyleyeyim. Bu meyve aslında etrafını güldüren, güneş tanrısının da mitolojideki olayı şuymuş. Köleleri özgürleştiren, gittiği yerdeki insanların yüzüne gülücükler konduran e, falan bir tanrıymış. O yüzden Luffy bu e, uyanışı açınca bu güneş tanrısı gibi bir şeye dönüşünce etrafını Köleleri ondan ad... mı acaba güneş markı vuruyorlardı? Tabii. Bütün her şey o güneşe. Zaten e, hikaye boyunca bakarsan bütün insan olmayan ırklar veya o köleler hep bir güneşe inancı var. Hmm. E, güneş tanrısına. Neyse işte etrafını böyle güldürüyor. Aura olarak da birden böyle lunitunza dönüyor Space Jam'e. Gözler fır fırlıyor. İlk, bu arada bütün herkesi. Kaidon'un bile böyle oluyor yani. E, komik bir şeyler oluyor yani etrafta. Şakalar <laughs> ya, komik. komiklikler. Bayağı takım, öyle şakalar takım komiklikler. komiklikler mi? Vay, yani ya. One Piece topluluğu Acayip şey oldu yani. Ee, Sinirlendiler mi? Sinirlenen oldu. Çok seven oldu. Ama bir deprem etkisi yarattı yani. Ya açıkçası ben artık şeyi istiyorum. Yani o kayıp yüzyılı anlatsınlar. Bence mesela ben nasıl yazardım? Bence ben Joy Boy'un bir meyve sahibi değil de... ...meyveleri getiren kişi <laughs> olarak anlatırdım. Ve One Piece'i meyvelere bağlardım bir şekilde ben olsam. Ben olsam Abi, öyle yapardım. Olabilir. Ki o daha epik olurdu çünkü... Abi o da meyve yiyen birisi ise lan bu meyveler nereden geldi anasını satayım anladın mı? Yani, evet. burada, dünya meyvelerin etrafında dönüyor ama meyvelerle ilgili kimse hiçbir şey bilmiyor. Anladım. Kimse hiçbir şey bilmiyor. Yani şeyde de Attack on Titan'da da dünya titanlar etrafında dönüyor. Kimse bilmiyor Titanlar evet. titanlarla ilgili bir şey ama onun bir sebebi var ve bu sebebi öğreniyorsun bir noktada. Ama One Piece de öyle değil artık hani ben bu diziyi ilk izlediğimde... Ee yani neredeyse çocuktum. Şimdi sandalyelerde oturmaktan götüm kurudu artık. Anlatabiliyor <laughs> muyum? Yani hala evet. hiçbir şey bilmiyorum. O zaman başladığımla bu zaman ki One Piece bilgimi yan yana koyduğum zaman hiçbir fark yok neredeyse. Sıfır. Kızıl saç Shanks. Hiç. Ne biliyoruz? Bilmiyorum. Devrimci Dragon. Luffy'nin babası. Ne biliyorsun? Sıfır. İşte bekliyoruz. <laughs> Kaç bölüm oldu Dragon'u göreli? 50 küsürüncü bölümde göründü işte. Şu an 1015 çıkacak. 950 bölüm bin, falan oldu. 1000 bölüme yakın bölüm olmuş evet. abi sen Dragon'u göreli ve bir kere daha görmemişsin ki bu... <laughs> çok küçük, önemli küçük, bir karakter. Bir sahne bir sahne ya. Hiçbir şey bilmiyor. Herif, herif One Piece'in PKK'sı oğlum. Ne yapıyor bu adam? <gülüyor> evet. evet. <gülüyor> ne yapıyor bunlar? Ne yapıyor adam terörist organizasyonu ve bütün devlet korkuyor bundan yani. Tabi dünyanın devlet en korkuyor. çok en kötü suçlusu falan diye buna nick vermiş zaten Dünya Ivan temeti. kovu falan gördük. Sabo'yu evet. gördük. Sabo'nun yancısını gördük. Bir tane kız vardı. Vallahi. O kadar yani. Neden yani? Onlar ne yapıyor? Ne iş yapıyorlar? Şeytan Mesela meyvesi... Ivanov neden düşmüş içeri? <laughs> şeytan Meyvesi sıfır. Yani en azından bir iki sahnede Dragon'u görüyoruz da Şeytan Meyvesi işte Vegapunk diye bir karakter var. Bilim adamı. O biliyor her şeyi. Onu görünce anlayacağız herhalde Şeytan Meyvesi'nin orijinini. O kadar ama. <laughs> Bu kadar. Bir de suda yüzemiyorlar. <laughs> Lan bin bölüm ya. Shanks'ı bilmiyoruz. Onu bilmiyoruz. Gold i̇şte. Roger'ı bilmiyoruz. Hiçbir şey bilmiyoruz açıkçası. Gold D. Roger. Onu öğrendik. Aman yarabbim. <laughs> Gold D. <laughs> Roger'mış. İşte D. Teach'miş. İşte Monkey D. Luffy'miş. E ne geçti elime? Yani D'lerin ile ilgili bir şey de anlatmadılar. Başka gördüğümüz D şey var bir de. Robin'in dev D'si var. Evet. Sağ ol. Jaguar diye sağ ol. Dere şişi şişi Değil mi? Dere şişi diye gülüyor. Ya burada şey yapmak istiyorum. Ben bunu bir videomda söyledim. Robin keşke hep öyle gülmese miydi? Çok güzel olmaz mıydı? Lan Bu kadın nasıl gülüyor böyle lan? Böyle gülüş mü olur deseydik başta. Geçmişe bir gidiyoruz. Meğerse bu yüzden böyle gülüyormuş. Değil mi? Ama böyle şey biraz şey yapsa böyle eğreti ee, bir dere şişi. Dere şişi hani çocukken Tabii, yapıyor aynen. Ya böyle. Dere şişi aynen. şişi <laughs> Aa, da güzel olurmuş. Ama şeyi var. Odanın böyle farklı gülüşleri var hep. toby Hep o meşhurdur. Onunla ilgili Tabii. böyle şeyler var yani. Tutulmuş böyle çalışmalar var. Kim nasıl gülüyor diye böyle yüz farklı gülüş. Z -ha -ha. Oo, şeydir, o bir, o Z ha 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 mesela bu şeydir. O bir o bir, numaradır. Tabi. Z ha ha <laughs> <laughs> ha. Mükemmel bir kötü değil mi? Hadi oradan girelim madem. Karasakal... Black Gear çok iyi bir kötü ama niye kötü ben onu anlayamadım. Yani güç hastası bir kötü. Evet. Hani Luffy'nin tam karşıtı. Hani Luffy One Piece'i istiyor ama Luffy böyle çocuksu bir heyecanla istiyor. Evet. Ee, şey de One Piece istiyor Blackbeard da One Piece istiyor ama o böyle hırslı, anladın mı? Hani böyle Aynen. alıp bir sanki One Piece eline geçirip tiran olacak bir kişiymiş gibi istiyor. Ya yani o yüzden çok zıtlar zaten. Ee, ve ikisi de şey böyle hani bir noktada karşılaşıyorlar. Aha. Şey yiyor, çörek yiyor. Aynen. Çörek şey, yiyor orada vadaş tur kurmuş. turta ha, vadaş kurmuş, Aynen. turta yiyor Blackbeard. Ya diyor sen diyor One Piece'i mi istiyorsun diyor. İstiyorum. Ben de istiyorum diyor. <laughs> ya Oturuyorlar sonra beraber diyorlar var. Çok ilginç bir karakter. O şeyi hani e, ee, Blackbeard'ın tayfasının kuruluş sahneleri falan onlar çok hoşuma gider benim. Severim yani. Evet. Evet bu Impel Down'un en dibindeki 6. Eksi altıdaki şeyleri alıyor. E, suçluları alıyor. Onların da şöyle bir özelliği var. O kadar kötü şeyler yapmışlar ki Dünya hükümeti bu insanların kaydını tarihten silmiş. Kimse öğrenmesin bunların yaptığını diye. Şuna şu anda hepsi kara sakalın tayfasında. Ee, onların. O karakterler ee, bir de şey hepsi çok böyle nevi şahsına münasır tipler böyle işte şey var. Adam sırtında yazar... eşeğini taşıyor falan. <laughs> evet evet. Yazar diyor ki yani gerçek korsan tasviri olarak kara sakalı ve tayfasını yapmış. Hani bak korsanlar aslında böyle o bildiğimiz kötü korsanlar hani amacı Böyle hepsi psikopat. Ee, tam, pislik, tam pislik. Tam pislik. Yani tam, tam pislik ve şey böyle. Shanks'la karşılaştıklarında e, Marineford'da. Orada evet. böyle tek tek şeyi gösteriyor. Abi bunlar ileride kapışacaklar. Evet. Bu buna karşı match-up'ı da gösteriyor. Tabii, bu bununla tabii. dövüşecek. Bu bununla dövüşecek. Hepsini gösteriyor. Ve o noktada şunu da anladım ben. Shanks bu savaşı kaybedecek. Ya bence de Karasakal Shanks'ı öldürecek ya öldürecek. Muhtemelen öldürecek ya da kaybedecek ya da çok yaralı çıkacak. Tayfasını kaybedecek. Orası belli çünkü orada şeyi görüyorsun. Yasop gülüyor falan böyle <gülüyor> evet. falan. Hani şeyi görüyorsun. İşte Ben Beckman, Yasop falan bu Aynen. tayfayı görüyorsun. Böyle bir şey diyorsun. Abi şu an dövüşseler harbi bunlar yüzünü dağıtacak Blackbeard'ın. Yani evet. Öyle böyle değil anladın <laughs> mı? Hani orada gömecekler ama Shanks şey yapıyor orada. Ya sizinle şimdi uğraşamam. Hani buraya savaş bitirmeye evet. geldik falan. Ben böyle şey oldum. Vur, vur vur bir tane vur. Yoksa bak ileride ağzına sıçacak senin. Çok belli çok. Vur bir tane vur falan. Çünkü o olacak. İleride. Evet. %100 söylüyorum. Bunu şu an izleyen herkes yazsın. Eğer o da ölmezse ve sonunu getirebilirse evet. bu serinin. Blackbeard Shanks'ı ya öldürecek ya kendisini işlevsiz hale getirip bütün tayfasını silecek. %100 garanti. Ya ben de buna yakınım. İhtimaller arasında buna yakınım. Ee, Yakın mısın? Bence %100. Aa, orada %100 Foreshadowing. Abi o foreshadowing ya. Ya bir kere dövüşecekleri kesin. <laughs> hem fikir miyiz bunda? %100 aynen. Dövüşecekleri konusunda %100, %100 e hem fikir miyiz? Dövüşecekler. Aynen. Ben orada kaybedeceğini düşünüyorum şansın. Vallahi ya şansın da ne kadar iyi olduğuna dair artık tartışmalar açıldı. Bunu da söyleyeyim e, ee, Shanks da mı kötü acaba diye. Hatta benim bir teori videom vardı. Bir tane teori videom var zaten. Shanks'ın kara sakalı desteklediği tarafına o dediğin sahnede mesela Marineford'da kara sakalları kurtardı Shanks. Hadi gidin dedi. Resmen bana soracak olursan. Çünkü Şeyde de kurtarmaya çalıştı. Ace'i gönderme dedi. Evet beyaz sakala gitti konuştu. Kara sakalı bak rahat bırak falan dedi. Ee, o Marineford'da ya Shanks'ı geçtim. Donanmanın elinden kaçamazdı ki daha orada Sengoku'su var, Garp'ı var, amiraller yara almamış. Orada yalan ederlerdi. Shanks hadi siz gidin bakın ben tutuyorum burayı gibi oldu yani. Ben öyle yorumladım o sahneyi. Ee, o da olabilir. İşte O da olabilir. E, ama çok teoriye fazla takılmayalım. Artık izleyip göreceğiz ama Kara Sakal tayfası vs Shanks tayfası. Ama böyle plot olacak. twist hiç olmadı One Piece'te ya. Çok az aynı. Yani bu çünkü o da yazdığı zaman karakteri karakter bu diyor ve bitiyor o karakter. Bak çok ilginç senin iz izlemediğin bir yerden bilgi vereyim. Shanks mesela kutsal topraklara gidiyor bu dünya hükümetinin merkezine. Beş evet. yaşlıyla görüşüyor mesela. Bunu kabul etmişler. Allah Hadi Allah. anlat bakalım ne diyecek, ne anlatacaksan anlat bakalım diyor. Hani onlarla da bir bağlantısı var Shanks'ın. Böyle acayip gri bir adama doğru gidiyor Shanks. Allah Allah. Tabi işte Luffy'ye meyveyi bilerek verdi falan gibi mesela hemen böyle şeyler çıktı. Luffy'nin meyvesi bu kadar güçlü çıkınca falan. Ya mes vermedi ki ama ya Luffy öküz gibi yedi onu yani. İşte. Ama öyle bir meyveyi de masada bırakmazsın o da var. İşte sen diyorsun ya biraz kervanı yolda düzüyor gibisinde hani ha, ilk belki yolda öyle böyle. olmasa bile öyle yedirebilir sonradan. Evet yolda düzebilir o kervanı olabilir. Ama ben işte mesela Diyorum ya yolda düz abi de artık şu mesela bize sunduğun karakterlere devam et. Helmepo'ya ne oldu? Evet. Şeye ne oldu? Kobi'ye Ko ne oldu? Kobi. Kobi'yi yeni seriyi hazırlıyorlar gibi geliyor bana biliyor musun? One Piece bitecek. Hadi bakalım. One Piece'in spin-off'u. Kobi'nin hikayesi <laughs> gibi. Ona ya... hazırlanıyor gibi geliyor bana. Bir şey diyeyim mi? Öldürürüm. <laughs> Gider odayı bulurum öldürürüm. Yani Boruto gibi bir şey mi Boruto. yapacak? Ne yapacak? Ya Bilmiyorum. şöyle söyleyeyim. Açık konuşayım ben şeyi e, Kobe'nin gelip Luffy'ye artık kırmızı çizgi çektiği bir noktayı görmek isterim. Değil Abi mi? bak burası artık kırmızı çizgi yeter burayı geçersen ölümüne dövüşüyoruz. Evet. Marineford'da Ve da kendini o... zorlayarak bir Luffy'ye karşı durmaya çalıştı ya ben o sahneyi evet, çok üzülürüm Kobe ezik. adına. Evet ezik. Ezik ya orada yedi. biraz güçsüz güçsüz tek yedi zaten. Ama şeyi görmek isterim yani hani. Kobi de bayağı aşmış. Hani Garp'ın öğrettiği her şeyi almış. Herifi yutmuş. Bitirmiş. Tabii. Ve hani Rufin de böyle afalladığı ne oluyor lan? Bizim Kobi mi bu? Dediği bir sahneyi Tabii. görmeyi çok isterim yani. Onu görsem harbiden <laughs> salyalarım akar yani. Doğru Keşke ya. Keşke böyle onu... şeyler yazsa. Yani şu an mesela Big Mom'ın kurabiye canavarını izlemek yerine bunu izlemeyi yeğlerim <laughs> ben. Anlatabiliyor muyum? Çok sıkılıyorum ya. Bak çok doluyum One Piece'e. Çok sinirlerim O zaman ben yine seni heyecanlandırmak için güncelden, seni izlemediğin Buyurun. yerlerden bilgiler vereyim. Bir tane adam atıldı ortaya. Rax D. Zebek. Duydun mu? Hiç bilmiyorum. Duydum. Bu adam 39 yıl önce 38 yıl önce o zamanın kralı bu adam. Rager'ın ilk düşmanı. Rax tayfası var. Tayfasının adı Rax tayfası. Bak kimler var? Beyaz Sakal. Whitebeard var. Big Mom. Kaido. Shiki o şeydeki Strong hı hı. World'deki Shiki Kaptan ee, John Kaptan John dediği de şey buggy bir tane hazine arıyor ya Kaptan John hazinesi bir haritası hı hı. var o bütün herkes bildiğimiz bütün güçlü herkes bu adamın tayfasında ve bu e, şeyler kutsal ejderler var ya kutsal ejderlere saldırıyor bu adam Tanrı Vadisi adlı bir adada tayfasıyla birlikte kutsal ejderlerin koruması olarak da o sırada genç guard var e, Garp onlarla savaşıyor, Rajir buna yardıma geliyor. Garp e, ve denizciler yanlarında Rajir ve Tayfası, bu Rax Tayfası'na karşı savaşıyor. Rax Tayfası o gün dağılıyor. Rajir mi geliyor yardıma? Ya? Garp'a yardıma geliyor bilmiyorum. Çünkü büyük ihtimalle Smoker'la Luffy arasındaki mevzu var. E, Garp'la Rajir arasında. E, düşman, yani rakip gibiyiz ama birbirimizi seviyoruz. Bak Smoker Ö dedin. Smoker nerede? Smoker nerede? Bir Allah belasını versin. Nerede ya. Smoker? Çok severim Smoker'ı. Valla ben de çok En son Pankazart'ta üzülüyorum. mı gördük? Pankazart'ta yenilme rekoru kırdı. Dört kez yenildi o sezonda. Gelen giden tokatladı. Ve şöyle bir şey oldu. Smoker senin gücün yetmiyor abi. Sen çekil. Yine Smoker gibi çok delikanlı amiral getirdik bu sefer deyip Fujitora'yı getirdiler. Evet. Ee, güçlü Smoker. <laughs> evet öyle yani evet düsturlar aynı. Düsturları aynı. E ama amirallerin düsturları var ya hepsinin Aha. kendine has bir var. Adalet anlayışı var, doğru. Evet, düsturları aynı Smoker'la şeyin Fujitora'nın. Şöyle bir şey söyleyeyim hatta Smoker'la Fujitora'nın bir konuşma sahnesi var. Diyor ki, Alabasta'da ben hani çok istiyordum gerçekleri açıklamayı. Aslında işte e, Luffy'ler kurtardı bizim hatamızdan dolayı, dünya hükümetinin hatasından dolayı oldu her şey. E, Smoker diyemedi, rütbesi yetmedi. Fujitora'ya diyor ki o gün rütbem yetseydi derdim diyor. Fujitora bunu aklına kazıyor. Sonra Dressrosa sezonunda Fujitora Smoker'ın yapacağını yapıyor. Açıklıyor her şeyi. Kralın önünde diz çöküyor. Özür dileriz. Bizim yüzümüzden oldu falan filan. Direkt hani orada Aa, devir teslim. Evet, evet. Devir teslim. Smoker'dan Fujitora'ya geçiyor. <laughs> ya o kötü olmuş ya. Ne demek yani artık Smoker'ı görmeyeceğiz mi? Abi ya One Piece'de ne bileyim. Biraz işte güçten düşünce. Birazcık şey oluyorsun. <laughs> ona da power up'lar kardeşim ya. Allah Allah. Yani şöyle söyleyeyim. O kadar bize build up yapıyorsun. Foreshadowing evet. yapıyorsun. Bunların hepsini yapıyor bize. E, Taşı gibi var. Sadece smoker değil ki. Taşı gibi var. O ne oldu? Zoro'nun şeye benziyordu. Geçmişteki ha. kıza. Evet. O ne oldu? <laughs> O kadar Atıyor çok böyle şey var çöpe ki. atıyor böyle çöpe atıyor karakterleri niye atıyorsun abi çöpe taşıgi niye bize o zaman kaç ark gösterdin ya bu arada neden işte, yani attı mı acaba ben bunu düşünüyorum çöpe attı mı yoksa hala saklıyor mu yani çok i̇şte o kadar çok karakter var ki bence neyi kullanacağına karar veremiyor o da bu arada Bana beş seneye bitireceğim dedi geçen sene röportajında ya bırak 4 Bitmez. sene banoyu ayırmış nasıl bitirecek Bitmez. Bu arada Vama bittikten değil. sonra One Piece'in en büyük savaşını e, çizeceğim dedi. Çok heyecanlıyım falan dedi. O savaşı da ben sana söyleyeyim. E, Sabo yakalandı abi şu anda. E, devrim He. ordusu kutsal topraklara sızmaya kalktı. O dedim ya bir toplantı var Birleşmiş Milletler konseyi gibi. Reveri. Oraya sızmaya kalktı. Bu arada niye sızdılar diyeceksin. Kuma'yı kurtarmak için. E, Bak Sabo kuma... demişken. Bir saniye. He, tamam tamam. Başlanmaya hazırım. Evet. <laughs> Gömecek misin? <laughs> Hayır ben ben abi AC hiç sevmiyorum. Şu an taşlanma değil. Sen şu an seni yüceltir insanlar. Çünkü gerçekten sevilecek bir karakter mi emin değilim AC. Şöyle oluyor. AC o da bize önümüze atıyor ve şey yapıyor. Bu Luffy'nin kardeşi bunu seveceksiniz. Evet. Ama karakteri bize hiç düzgün bir şekilde anlatmıyor. Öldükten sonra işte biraz geriye dönük anlatıyor. Onda da e, ee, okey. Roger'ın çocuğu, Luffy'nin kankası, kardeş bile değillermiş. Bana ne? Siktir git o zaman. Ben böyle <laughs> olmuştum yani. <laughs> ben cidden böyle <laughs> olmuştum. Bana ne dedim ya? Ne yapayım yani ben bunu? Ne anlatıyorsun ya, bana? Şey mesela çok o savaşta geri dönmesi nedir abi? Akainu diyor ki işte GG easy ezdik biz sizi falan diye sinirlenip geri dönüyor ya. Ya tabii şakasına diyorum da işte, işte beyaz sakal çok kötü Roger varken beyaz sakal kimmiş falan diye bağırıyor arkadan Ace'in. Ace geri dönüyor ölüyor sonra. Kurtul Kurtulmuştu Marineford'da Ace. Evet evet, Mesela... evet. evet. Çok saçmadır o ya. Yani ben Ace ile ilgili hiçbir şeyi sevmiyorum. Ee, şunu da söyleyeyim. Whitebeard'ı da sevmiyorum. Bak orada evet, evet orada linç yiyebilirsin. Orada linç yerim. <laughs> Ama yani şey bana çok mantıklı gelmiyor. Gittiler Ace'i kurtarmaya işte Moby Dick değil mi onun gemisinden? Moby Dick'ten atlıyor falan. Abi adam 45 bölüm boyunca aynı yerde dikilip bütün saldırıları içine aldı yani. <laughs> Herkes soktu ya. Geldi evet. bir tane örümcek o... tipli bir tane eleman Oğlan. geldi ihanet etti soktu. Evet. Geliyor Blackbeard sokuyor. Lan Blackbeard kim ya? Blackbeard kim abi kim? Madem sen bu kadar efsanevi bir yonkosun vaktinde Roger'la kapışmış. Hı -hı. Senin böyle Blackbeard'ın kokusunu aldığında uçurman gerekmiyor mu abi? Sen ne ne oluyor? Ya, adama bir tek aslında. ben vurmadım. Bir tek Şöyle. ben vurmadım adama. Uçuruyor da doğru. elini aldıktan sonra uçuruyor. Akainu vuruyor. Ömürcek vuruyor, Blackbeard vuruyor. Yeri geliyor şeyi vuracak. Jozo olmasa eee Aokiji Aokiji değil, şeyi vuracak ya. Crocodile. Yok lan Takanome. <laughs> e, ha, takanome Mihawk. neydi? Mihawk. Doğru. Mihawk, Mihawk vuracak Jozo olmasa. Yani cozu geliyor kurtarıyor adam hala dikiliyor. Niye dikiliyor abi ya? Böyle bir dövüş stili mi var ya? Çok sinirlerim bozulmuştu benim. Ya Açık orada da aslında şey ya birazcık işte strateji edge of gibi yukarıdan yönetiyor birazcık. Sen şuraya git sen şuraya git. Yukarıda değil ki en önde. Şu şey geminin üstündeyken demiyor musun sen? Abi her şeyi yiyor. yiyor her şeyi şey evet. yiyor. Ya orada şöyle ya aslında. E, biz şimdi Beyaz Sakalı ilk görüyoruz. Shanks görüşmesinde hatta ondan da önce. Shanks'ın mektubu geliyor önce. Bu böyle serumlarla duruyor, yaşıyor. Evet. Bu zaten hani sürekli e, abi çok hasta, çok hasta. Yüzde otuzunda falan, yüzde yirmisinde gibi bir imaj yaratılıyor. Sonra bir de oğlu sokuyor kılıcı. Evet. evet. şurada şeyden, göğsünden sokuyor. Arkadan çıkıyor bir de. Mesela evet. One Piece'de bu hasarı evet. yiyip yaşayan yok neredeyse yani. Bir e, Luffy Crocodile'dan yedi. E, Zoro var, Zoro. Zoro da var. Ee, mesela bunun üstüne akayunu aynı yere yumruğunu sokuyor Yumruk sonra atıyor, bir daha evet. bir daha ruhlarına en, sokuyor. En son, aynen en son bir daha ee, zaten Marco diyor ki orada bir kalp teklemesi oluyor beyaz sakalın ee, akayunudan darbe yemeden önce biliyordum böyle olacağını falan ha, bu savaş için hazır değil çok yaşlı artık falan diyor. Ee, yani bak şeye oturuyor. Resn Esnasında canı yüzde <laughs> bir falan. bir noktada bir noktada. Kara Sakal şunu belli, şey Whitebeard şunu belli etse. Abi ben buraya ölmeye geldim. Hani epik bir son yapacağım. Anladın mı? Yani bunu bilerek geldiğimi bana verebilse yine kabulleneceğim bunu. Sonda biraz veriyor ya aslında. Vermiyor mu diyorsun sen? Ama şey yapıyor hani ben sizi yok ederim ha falan yapıyor. Anladın <laughs> mı? Ama onu demek yerine mesela şey dese bir noktada Marco'yu kenara çekip anladın mı? Evet. Bak Marco ben zaten öleceğimi biliyorum. Esi kurtarın. Hani yeni jenerasyona bakın siz. Evet. artık bizden geçti dese diyeceğim ki tamam bak kral adam ama şey yapıyor vev vev falan yapıyor. Vev vev yapıyorsan da döv abi o zaman. Niye dövmüyorsun yani? O zaman niye bu kadar dayak yiyorsun? Ya Değil ak mi? aklında o senin dediğin gibi bir şey var da kimsenin haberi yok. Belki o konuda eleştirilebilir. Yani etrafındakiler evet. bilmiyor. Kendisi ölmeye gelmiş kafasında ama etrafındakilerin bundan haberi yok. Ee, hatta i̇şte bırakmakta Keşke bilseler, zorlanıyorlar. ya da ya da onu onu seyirciye bir yansıtabilselerdi keşke. O zaman ben çok severdim White Bird'i. Ama Aha. işte hani hiç onu yapmadığı için acaba aklında o var mı yok mu onu da kestiremiyorum anladın mı? Anladım. Yani e, onun Doğru. dışında şey olarak e, işte Tayfasını çok seven işte ailesi olmadığı için kendine aile kurmaya çalışan bir adam falan. Hani anlıyorum. Ama <laughs> benim için biraz yonko olmak için az hırslı bir adam gibi görünüyor. Yani... Onun kadar az hırslı olan bir adam neden yonko olmuş onu anlamıyorum mesela. Evet evet. Bu imparatorlara göre fazla iyi niyetli. Acaba evet. mesela o şeyi nasıl sağlamış? Ya yeni dünyanın büyük bir kısmı bu adamın acaba onu nasıl sağladı? Hep böyle herhalde kucaklayıcı bir şeyle. Olmaz abi işte. O yürümez. Evet. Yani bak Kaido, Kaido Big Mom bunlar mesela tam Yonko olacak tipler. Evet. Bunlar bunlara bakıp diyorsun ki tamam baba bu Yonko yani. Bu açık imparatorsun anladın mı sen? Yani Aynen. Orada bir hani şeyin demir bir yumruğunun olması lazım. Evet. Yani o demir yumruğu mesela Black bir de gösteremiyor. Onu şey oldu hani hatta göstermek istemesine rağmen gösteremiyor. Bu bence eziklik. Hmm. Bunu yapamazsın hiçbir Yonko'ya. Yapabilir misin? Yok yani Kaido'ya öyle bir şey yapsan herhalde Kaido yok eder. Yok. Güzel bir noktaya değindim biliyor musun? Yani ya yapmak istemesine rağmen yapamıyor abi. Yani şey oluyor hatta Shanks geliyor yapma diyor bayağı esiyor gürlüyor yok diyor ben diyor sıçacağım ağzına diyor bir, bitmiştir diyor yani. Ya orada biraz şey ya Shanks'a orada birazcık şov yapıyor. Aslında çünkü ilk bir geçmişe dönüyoruz Ace'i de göndermek istemiyor bak içimde kötü bir his var bu seferlik es geçeceğim falan diyor. Ama mesela şunu iyi hatırlattım mesela Kaido'nun çok sevdiği birini öldürüp kaçsan. Seni öbür dünyaya kadar şey yapar yani. Takip halleder. eder, yok eder yani. Ya da Bigmam abi Big Bigmam da halleder. Big Mom. Ki bence Hayır. en güçlü Yonko. Bunlara yapamazsın halleder. bile. En, en başta yapamazsın bunlara. O kadar korku salan tipler ki bunlar. Yani Tabii. Doğru diyorsun. Evet, yani ama... öldürdü birisini, meyve evet. çaldı ve kaçtı bir de. Evet. Ve yakalanamadı. <laughs> lan nasıl Yonkosun sen? Senin suratına tükürürüm lan. Ben demişim Yonkosun sen. Yorumlarda şu an beni Muhtemelen e, origami yaptılar, katladılar, ağzıma şeyyorlar <laughs> da. <laughs> ya arkadaşlar kusura bakmayın. Ben Yonko'dan tayfadan sevdiği birini öldüreceğim. Evet. Meyve çalacağım, kaçacağım, bir de yakalanmayacağım, bir de tayfa kuracağım. Ee, işte. O kara sakala birazcık şey yapmak için o. Bakın bu herifte bir garip bir şey var. Çünkü mesela Marineford'da Derezi Donanmanın önüne dikiliyorlar. Orada diyor ki işte Tayfamızdan birine zarar geldiğinde neler olacağını tüm dünya bilmeli diyor. E abi Karasakan'ın öldürdüğü adam Tayfanız'dan değil miydi? Yani hiçbir şey yapmadınız gibi. Üstelik evet. oraya geliyor bir de Karasakan. <laughs> evet. Selamünaleyküm diye geliyor yani. Şey konusunda hak verdim evet. Yani bir imparator deyince aklımızda canlanan tip bu bu değil. Bu kadar iyi niyetli değil. Zenufi de şimdi Yonko mu? Yani Yonko gibi mi? Yok tam değil. Vano'dan sonra. Ya ama kendi olur. kendi alliance'ı var ya böyle işte. Aynen. Ya Yonko aslında şöyle ya insanlar onu yanlış anlıyor. Şimdi Grand Line'ın ikinci yarısı yeni dünya dediğimiz yer var ya. Bu yeni dünya dörde bölünmüş. Toprak sahibi bu adamlar. O yüzden imparator deniyor. Bir adaya giriyorsun. Big Mom'un bayrağı asılı. Orası Big Mom'un gibi. Luffy'lerde öyle bir şey yok. O yüzden teknik olarak Yonko değil. Ama güç olarak evet. Artık Yonko diyebiliriz. Yonko seviye diyebiliriz değil mi? Artık Aynen. Rufuya. Şu anda Kaido'yla kafa kafe Kaido'yu yenmek üzere artık yani. Öyleyse. E ne olacak Kaido'yu dövünce? Ee, i̇şte büyük ihtimalle Vano artık benim korumam altında diyecek. Beyaz Sakal'ın izlediği yol işte. Beyaz Sakal da öyleydi ya. Bir yere ele geçirmiyor. Diyor ki bura benim korumam altında. Balık Adam Adası mesela Beyaz Sakal'ın koruması altındaymış çok büyük ırkçılığa uğruyormuş oradakiler. Çünkü yeni dünyaya geçmek için balık adam adasına uğraman lazım. Her evet. insan balık, her korsan balık adam adasına uğruyor. İşte yağmalıyorlar, çalıyorlar, çırpıyorlar. Beyaz sakal sinirlenmiş en sonunda. Demiş ki al bayrağımı dikiyorum burada ters yapanı yok ederim demiş. Ee, Jim Bey de o yüzden beyaz sakalı seviyor zaten. Onunla ölüme gidiyor. Peki bu yonkolar One Piece'i bulma amaçları yok değil mi? Aslında bunlar var. Status beyaz Ko'dan sakalın yok. Memnunlar. Ya memnunlar nasıl ama yani? memnunlar yok Kaido ile Big Mom direk biz bulacağız One Piece'i diyorlar öyle replikleri var yani hatta ee, nasıl diyeyim. Ya bir hamle yapamalı, yapamamalarının sebebi şu dört pon tane ponagelif var One Piece'i yerini bulmak için Ra Raftel denilen adanın yerini bulabilmek için. Biri Bionco'da biri Bionco'da öbür ikisi nerede belli değil. Biri işte o filin sırtında senin bıraktığın sezonda. Yani bir şey yapamıyorlar. Şimdi sen Big Mom'la Kaido'nun savaşması lazım birbiriyle. Pona ee, ele geçirmek için. Böyle soğuk savaş var anlatabiliyor muyum? Kimse Git bir şey yapamıyor. Gitmiş adam var. Gitmiş adam var abi. Whitebeard. O gitmemiş hayır. Ama Yanlış o şey demiyor mu? Yo gitmedi Aa, ama o şey diyor ya Raftel var One Piece gerçek. Ha, One Piece gerçek çünkü Roger bunu anlatıyor ya bir flashback giriyor. Aynı yani o şey az... mi? Ben One Piece'i görmüş arkadaşım var. Yo <laughs> <Evet. gülüyor> aslında en sevilen, en sevilme sebeplerinden biri o. Roger diyor ki, sana anlatayım mı diyor bak. Her şeyi öğrendik biz. Yok One diyor, One ben bunu söylemi. Hayır, hayır, Yok, benim umrumda değil. Ne yapayım One Piece'i diyor. Ben aile benim olayım diyor mesela. O yüzden aslında seviliyor evet. biraz. Çok senin dediğin gibi hırs yok adamda. <laughs> Abi hırs olmayan adam Yonko olmaz ya. O biraz bana saçma geliyor ama hadi bakalım yani şimdi sevenleri anama küfretmesin annemi çok seviyorum. Etmez ben. etmez. Etmeyin anama ama e, şey, yani ben White birdi çok güçlü bir karakter olsa yonko olmasa tamamdım ama senin dediğin gibi hani yonkoluk şey ya bir yani imparatorluk gerekiyor İmparator. hani yönetici olman gerekiyor ve korkus alman gerekiyor bir şekilde bence White bir öyle birisi değil. Şöyle bir sahne mesela söyleyeyim. Hatırlamayan arkadaşlara da hatırlatayım. Big Mom'ın o Sanji'nin düğünü için e, pasta için şeker lazım. Şeker adası var. Orası şekeriyle meşhur. Oraya soykırım uyguluyor falan mesela. Oradaki şekerleri almak için. Bir düğün için mesela. Bir adayı yok edebiliyor. Yaparsın Öyle abi. İmparatorsun sonuçta. <laughs> i̇şte <Yok> yani. <laughs> Kaido da neler neler yapıyor. Ya bu arada Kaido'yu görmeni özellikle son mangada falan son manga sayılarında çok isterim. Şu anda One Piece toplumunda şöyle bir geyik var. Luffy vs Kaido değil bu. Eiichiro o da vs Kaido. Yani luffy'ye neler neler geliyor. Neler neler geliyor. Kaido'ya gene bir şey yapamıyor yani. O kadar güçlü bir karakter. Ama onu Artık. öyle yazdı. Aynen. Onun yani gelişini onu... hatırlar mısın? Gökyüzü adasından atlıyor. Böyle bir hikaye anlatıcı yani giriyor. İsmini ilk duyduğumuzdan beri Kaido'yu şöyle biliyoruz. Bu herif hasar almıyor ki. Canavarlar Kralı Kaido. Teketekse Kaido alır diye bir söz varmış bir de top şeyde One Piece evreninde. E öyle diyorlar zaten hani bu adam şey, şey diyorlar ya hani bu adam canavar. Bu adam hasar almıyor bunu sal. Bunu elleme. Aynen, aynen. <laughs> Böyle bir şey bunu Bunu buna dokunma bunu. Strongest biraz creature öyle. on Earth yani Title'ı bu. Yaratık çünkü biliyorsun One Yaratık. Piece biraz da biliyorsun diyorum sana söylüyorum da yani <laughs> ya, yaratıklar esnep. evreni aslında One Piece yani. Hı. Şeyi görüyorsun mesela hani normal insan gibi insanlar var. Evet. İşte fişmenler var bir de bakıyorsun böyle... Cibile <laughs> cibile <laughs> <laughs> diye dolaşan tipler var mesela Aynen. anladın mı? Mesela şeyi düşünüyorsun bir noktada. Big Mom'la kim seks yapıyor? Nasıl ürüyecek bu? Big, Big Mom, Mom mesela elbaflarla mı şey? Biliyor musun sen Big Mom'ın şey olayını? Bütün tayfası Hayır. çocuklarından oluşuyor. 30 kızı, ha, işte 80, şey, 80 evet, oğlu evet. var. 30 tane de... de eski kocası var. Hayat veriyor falan öyle bir tribi de var. Tabii tabi. Ruh meyvesi yemiş. Ha ama yani şunu anlayamıyorum. Mesela Moria nedir abi? Ya Moria gibi bir tane daha insan görmedik. İnsan mı yaratık mı? Nedir o adam? Bilmiyoruz bir şey. Bir şey <laughs> <laughs> anladım. Öyle bir şeyler <laughs> çok var işte evet. Ve bir noktada içeri o da şey de diyor. Evet büyüklükle güç doğru orantılı diyor. Tabii, Böyle levler, bir söylemi var. Ee, öyle değil işte mesela Big Mom'ın ilk böyle siluetini falan görüyoruz o zaman Hı -hı. soruyorlar diyorlar ki ya bu Big Mom, Kaido falan hani böyle sadece siluet şeklinde gösteriyorlar diye işte altları evet. geçtiğinde ya bunlar dev gibi hani kocaman bunlar dev mi yoksa güç o da şey diyor yani güçle karakterin büyüklüğü diyor doğru orantılı evet ya o zaman dev amiraller değil aslında değil. Ha, dev Bilmiyorum. değil güçlü güçlü <laughs> yani Big Mom Aynen. dev olunca anlıyorsun ki dev el baftakiler oluyor evet bu e, şey dev ordusu da bu arada e, acayip devlerin bir ordusu var. Dünyanın en güçlü ordusu. Big Mom diyor ki bu bende olsa One Piece'i bulmuştum diyor bak. Amacının One Piece olduğunu oradan anlayabilirsin. Allah Allah. Aynen. Orz'u evet. hatırlıyor musun? Orz vardı. Orz Junior. Aa o mesela onlar da antik dev diye geçiyor. Onlar soyu tükendi. O da insan değil evet. Dev ya, de değil devler değil. de insan dev ya. Hı, Hı Orz başka bir şey. O Gekko'nun da canlandırdığı. Aynen. Böyle farklı bir başka bir şey var. O bildiğimiz devler onun dizine falan geliyor. O kolosal Titan gibi. Şey Atakon Titan gibi. Evet, evet. 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 Kolosal gibi o. Onun gibi. Ee, çok ilginç ya. Bu mesela düşünüyorum. Senin seni heyecanlandırabilecek ne var başka izlemediğin yerlerde diye. Ee, Bu beni One Piece'e döndürme videosu oldu. <laughs> evet evet. Ödüller var. Ödüller hiç denk geldin mi? Ee, yok. Kara Sakal 2.5 milyar. Shanks 4 milyar. Big Mom. Luffy? Luffy şu an e, şey 1.5 da Vano'dan sonra uçar gider. Henüz güncelleme gelmedi. Update gelmedi onun ödülü. E, şey Ka yaşayan en yüksek ödül Kaido'da şu an 4.6 milyar. Eski oh. efsanelerde Beyaz Sakal 5 milyarmış. Roger 5.5 milyarmış. Peki şu anda Dracul Mihawk'u arıyorlar mı? Şu anda arıyorlar. Ee, ödülü belli değil. Ya donanma ordusu geldi Mihawk'un karşısına. Mihawk tek takılıyor ya bu arada. <laughs> evet o şey ya böyle bir tane onun salı var. Ee, aynen aynen. Ee, tek takılıyor. Sal da bu arada şey ne derler tabut şeklinde. Evet. D Dracula işte ya Dracula referansı zaten. Adı evet. da Dracula ya Dracul Mihawk. Ee, donanma geldi. Bu şöyle vay be dövüşmeyeli uzun zaman oldu deyip güldü ve kesildi orada. Görmedik bir daha. Büyük ihtimalle orayı perişan etti. Bütün orduyu Mihawk. Yok eder ya. Mihawk başka bir seviye. Ben işçi bu kayların da kendi içinde farklı seviyeleri olduğuna inanıyorum. Yani tabii. Boa Hancock'la Mihawk'u karşı karşıya koysan, hatta Jinbei'yi de koysan ya yani Mihawk Mihawk Yonko'la e -ek -ekmek, ekmek ekmek arası yer yani. Ekmek arası. Çünkü ekmek dünyanın arası. en iyi kılıç ustası diyorsun. Shanks'la denklermiş işte sürekli kapışıyorlar Shanks'la. Öyle Özçü düşün sonra. yani. Yani öyle öyle. Buggy de Bagi de şey bu arada biliyor musun bilmiyorum. Yonko. Bagi Shichibukai. Ah Shichibukai. oldu evet. <laughs> evet. gerçi ya biraz bug... şansın oldu. Ya şansın oldu da ben Bagi'nin yine bir upgrade almasını isterim yani. O da bir tabii hak canım. etsin bir şey yapsın. Yani. Güzel bir karakter. Çünkü Barabaranomi baya güzel bir meyve. Tabi tabi. Kılıç Bak adını bile hatırlıyorum. Sen... Vallahi, adını Japoncasını hatırlıyorum. bile hatırlıyorsun ha bravo. Bara no mi güzel bir meyve. <laughs> güzel valla. Ee, başka ne vardı? Dur bakayım. Ya çok o kadar çok şey var ki. Yani sonuçta şu an Vano'da şöyle söyleyeyim. Big Mom ve Kaido müttefik oluyor Vano'da. Bizinkiler bu ikisine karşı savaşıyor. Düşün yani. Ama, Ama sen bizimkilerin çok güç... yanında da şey var değil mi? Novalar var. E, ee, Novalar ayrılmış durumda. Kaido'nun aslı olan Novalar da var. Ee, Kid Love falan bizim tarafta evet. Asıl Novalar. Hı hı. Bu arada Love'u soracaktım hı. ben. Love bu arada tayfa haricinde en çok vakit ayrılan karakterdir. Sen sever misin Trafalgar Love'u? Yani Luffy'msi bir karakter zaten. Luffy'nin ciddi Değil versiyonu Love. Trafalgar Love öyle bir karakter. Aynen. Ama Geçmişi onun tayfası bir... çok kötüsü Aa onun tayfasına zaman ayrılmıyor bir kere yani gücün de geçti <laughs> hikayede ki rolü de çok şey yer yani, az ya hayır şey çok güçsüz derken bir tane adam kurtardı mesela bu tenorini übitilerden onu iyi hatırlıyorsun ha evet dev şeyi kurtardı tamam, evet, bir Köleyi tane kurtardı. karakter kurtardı hani ben şeyi bekliyordum on, onda böyle bir power up yani çok anlatmasına gerek yok anladın mı gelsin bir hakili evet. yumruk atsın derim ki aa tamam bunda da bir potansiyel varmış ondan kurtarmış diyeyim Evet. Ya bunlarla uğraşmıyor işte o da. O beni sinir ediyor. Bir tane pandası var bunun böyle dövüşüyor falan. Evet, evet. Panda mı, ayı mı Be neyse. Bepo. Aa. <laughs> <Ha, ha>. Bepo. Wa! <laughs> <laughs> falan diye <geliyor>. Mesela onu <laughs> onunla böyle e, şeyi Chopper'ı zaten e, şey Aynen. yapıyor. Analoji yapıyor. Ama o analojiyi biraz daha ilerletebilir diyeceğim de adam Chopper'ı ilerletmiyor. Bepo'yu nasıl ilerletsin? Doğru. Chopper kaldı işte en son ne <laughs> büyük halini kontrol ediyormuş. Wow inanılmaz <laughs> olamaz böyle bir şey ya çıldırıyorum şu anda. Yani Doğru. bilmiyorum ben bunlara çok sinirleniyorum. Bak sen anlattıkça ben sinirleniyorum ha. Tamam güzel şeylerden bahsedeyim o zaman. Mesela... Güzel şeylerden bahsedeyim bak bu videoyu sonra ben <laughs> e, One Piece'e başlamayacağım ama senin izleyicilerin One Piece'i bırakacak izlenmelerin düşecek bak. Yok yok. Bırakmazlar ya. O sırf şanslı dragonu görmek için zaten <laughs> durur yani kitle. Ee, Doflamingo bak bunu da sevmiyorsan diyeceğim bir şey yok. Doflamingo'yu seviyorsundur artık ya. Yok. Allah Allah. Kötü adam olarak da mı sevmiyorsun? Ya Dofi çok şey böyle Joker gibi karakter ya. Joker zaten. Niki de Joker. Şey, e zaten Joker yani. Ben Joker'i sevmiyorum ki. Sevmiyorum yani sevilcek bir karakter değil. <laughs> onun kardeşini sevdim ama hikayesi güzeldi. O. Çok güzeldi. Tamam. Yani Trafalgar Law ve onun kardeşiyle ilgili hikaye çok güzeldi. Hani geçmişleri ilgimi çekti. Ama karakter olarak dofi'yi çok sevmedim. Yancılarını çok sevdim. Yancıları. O Yancıları şey... çok iyiydi o. Ee, şey hatırlar mısın? Frankie'nin dövüştüğü çok iyi. Heh, tam onu diyecektim. Senior Pink. <gülüyor> ee... <gülüyor> <gülüyor> muhteşem <gülüyor> Alfa Chat. Müsteshab yancılarıyla bayağı. bir de tam adamıyla dövüşüyor. Franky ile dövüşüyor. ikisi ile. birbirine uzun çok saygı sonra... duyuyor ya zaten. <laughs> evet, Uzun zaman sonra en sevdiğim dövüş, sevindiğim dövüş oydu. Evet. Sonra Zoro'nun Pikayla dövüşmesi, böyle karakterin sesi ince falan. Aşırı hoşuma gitti o. Soprano da. yarı diye dalga geçiyor. <laughs> Aynen böyle hani, Karakter şey dünyayı kaldırıyor falan. Konuşuyor böyle Zoro <gülüyor> <gülüyor> çok, hoş. Millet böyle şey yapıyor. <laughs> pika, pika samaya ne dedi falan. Oralar güzel yani böyle. Hani yancıları çok iyi tasarlanmış. Gerçekten orada emek görüyorsun yani. Diyorsan, tamam abi emek var. En son böyle emeği şeyde görmüştüm işte. Enes Dobi'de. Hmm, doğru. Yani ben şeyi bile hatırlıyorum. Enes Dobi'de Chopper'ın zorlana zorlana kestiği bir karakter var. Çapapa. Evet. Benim de aklımda Çapapa diye kalmış. Adı Fukuro, Fukuro olması lazım. Fukuro muydu? <laughs> Ama en son şey diyor ölüyor. En son ölüşünü bile hatırlıyorum. Chopper buna koyuyor şeyi. Evet. E, yumrukları en son şey oluyor. <gülüyor> 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 o karakterler çok iyiydi. Sonra şey, Nami'nin dövüştüğü sapık. Evet. Şey, e, bizim Jiraiya e, e, Sensei gibi. Böyle şeyle ha. geliyor zaten. Dur aslında dur, karıştırdık. Chopper Jiraiya'yla dövüşüyor. Chapa Franky dövüşüyor. Doğru. Chapa Papay Frank... karıştı. Nami ile Chopper onunla Jiraiya'yla dövüşüyor. Evet. Nami ile Son... Chopper Aynen. beraber dövüşüyorlar Sonra evet. Nami Chopper bana bırak diyor. Nami şeye gidiyor. Sekreter e, Kalifa Evet, sabun yapıyor onu. Heh, sabun tamam. yapıyor kız onu. Evet, oldu tamam şimdi, şimdi evet. oldu. Ta şeyi Doge Bay'ı şey dövüyor Frankie. Frank Hatta böyle şey eldivenleri soyuyor böyle. Aynen aynen. Gel aynen. bana amıklar falan <laughs> yapıyor Frankie çok iyiydi o zaman ya, o zaman çok iyiydi Frankie. Şeyi falan yakıyor ya böyle. Evet evet. Kilitoyu yakıyor. Yakıyor ulan. Ya bak izleyişim geldi ama eskileri izleyesim geldi. Evet. Ah ah ulan ah ah ah. Ya, ah vallahi. Piz, zaman atlaması çok öncesi. Hikayeydi bambaşka seviyedeydi zaman atlaması öncesi. Ya ben gene seviyorum şimdi satmayayım. <laughs> Kendi animemi satmayayım. Bence yine çok güzel. Ama seviye farkı var. Ya bence ben de zaman atlaması öncesini tercih ederim tabii ki. O Kizaru'nun ah, ah. Sabo diye gelip süpernovalara tek atması ışık hızında tak 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 bir ona bir ona bir ona. Yani... Şey değil mi? D direkt Drake görmüyor böyle. Evet evet görmüyor bile. Yani. Orada zaman yavaşlıyor. <laughs> şöyle, şöyle, duymuş, şöyle durmuş şöyle bakıyor böyle. O sırada çünkü çatıda şey neydi? Aynen. Çift, Apo. Çift dirsekli Apo Aynen, Apo. O dedi de falan diyor. O böyle gidiyor böyle tamam mı? Evet. Onu izliyor çatıda? O sırada tekme yiyor ama tekme yediğinden haberi yok. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzeldi oralar ya. Valla özledim hastacı oldu. Uruş, <gülüyor> Uruş, Uruş, <laughs> Uruş Reis. Uruş biliyor evet. ismi Uruş Reis'ten Aynen. geliyor. Böyle yükseliyor, büyüyor falan filan. Allah dedim bu o... bir şey yapacak galiba. Bak, o hiç görünmedi ha. Biz hep şansı maksı diyoruz. O da mesela bir daha yok. Ee, evet, evet. Bütün süpernovalara zaman ayırıyor. Büyük ihtimalle ona da ayıracak bir ara. Onun meyvesi Hulk. Yani hasarı güce dönüştürüyor. Aldığı fiziksel hasarla gitgide daha da büyüyor, daha da güçleniyor. Hulk da öyledir ya. Öyle mi? Ee, tabii. Onun meyvesi o. İlginç olabilir yani. Drake'in meyvesi gülüyor. mesela benim hiç ilgimi çekmedi. Ejderha'ya dönüşüyor. Ee? Şey. Dinozor. Ejderha, dinozor. dinozor. T-Rex. <laughs> Kötü yani T-Rex olarak dövüşmek kötüdür. Kolların kısacık, ne yapacaksın yani? Her dönüştüğünde daha da dezavantajını oluyor bu arada. Açıp izleyebilir arkadaşlar. Dönüşmeseydin daha iyi <laughs> diyorsun yani. <laughs> bir hantallaşıyor. Kötü, kötü bir şey yani. Adam dönüşmeden kötü. önce bu çarpı da var burada. Güzel dövüşüyor bence elinde kılıcıyla falan. Kaido'nun meyvesini hiç gördün mü mesela? Ee, ejderha sanırım geldi. ama Çin ejderhası. Çin değil mi? ejderhası. Yılan gibi olan, balık türü olan evet. ejderha olacak mesela o. Çok güçlü. Öyle mi? Tabii. Güçlü mü? Çok güçlü. Ne yapıyor? Ee, şöyle ya bütün o ejderhanın bütün özelliklerine sahip işte ateş üflemedir, ne bileyim. E, bu arada Kaido her geldiğinde bir hava kararıyor. Şey e, Spartaküs'te Teokales vardı hatırlar mısın? <laughs> Ringe e, çıkınca geliyor. hava ha, onun gibi şimşekler çakmaya başlıyor. İşte rüzgar kesikler atıyor bilmem ne ama Zoan'ların olayı şu abi. Aslında Drake'i de oradan kurtarabiliriz. X Drake. Bu hibrit form var. Rob Lucci de en son şeye dön hani böyle kaplan gibi ama humanoid oluyor ya. Hı hı, o hı. hibrit form deniyor ona. Orada işte senin güç fulleniyor abi hibrite dönünce. Hı. Ee, Kaido da o hali yara ejderha. Humanoid ama ejderha hali var. Bu arada Kaido'nun gücü ne dersen aslında çok yaratıcı bir şey yok. Ateş mateş üflüyor. Okey ama Kaido'nun olayı şu. Hız full. Güç full, aki full, yani stamina full, Diana stamina full, full, geçemiyorsun zaten derisini geçemiyorsun. Yani her şey full adamda. Bu aslında gücü. Bir de ejderha güçleri. Öyle Üstüne yani. bir de ejderha güçleri. Üstüne bir de ejderha. Full altı, full kasa, gırtlak kasa diyorlar buna sanayide. Gırtlak kasa. Gırtlak <laughs> kasa. <laughs> yani her şeyde mi birinci olursun yani? Luffy hız diyoruz. Yok Luffy de hızına yetişemiyor falan. Acayip bir adam. Sancı mancı dövüyor mu bunu? Yok Sanji, Sanji, Sanji ile Zoro bunun sağ kol ve sol koluyla eşleşme. Bak, bana şunu söyle. İlk başladığından bu zamana kadar favori tayfa karakterlerin kimler? Ben söyleyeyim. Benim tamam. Sanji'ydi. Evet. En başında. Sonra Frank oldu. Evet. Sonra Franky o kadar iplemediler ki. <laughs> Sonra Zoro da delikanlı adammış dedim. Sonra zaten animeyi bıraktım. Ya benim e, ben Robin mesela şu an totalde desen Robin ama Robin sonradan girdiği için Robin'den önce ben de Zoro derdim herhalde ya. Ben Zoro'yu seviyorum. Neden nasıl? Robin? Klişe olacak ama. Ya Robin çünkü çok e, nasıl diyeyim her karakterin bir mizah şeyi var ya e, farklılığı işte sadece sapık. Oradan espri dönüyor. İşte Zoro yön kaybediyor falan. E, Robin'in şey mizahı vardır ya olmadık yerde olmadık şeyler düşünüyor. Allah Allah işte şu an şöyle olsa acaba parçalanır mıyız falan ve kara miza. Balık Adam Adası'nda dev gemi geliyor ya. İşte diyor ki Allah Allah bu şu an düşse hepimiz aynı anda ölsek deniz kırmızı olur mu falan diye durduk ya saçma sapan sorular soruyor. Ee, o mizahını seviyorum. Bir de çok böyle şey karizmatik bir kadın karakter. Hep ağır. Enies Lobby'de ben onu çok sevdim. ...Ohara flash. Orada işte ağır değil ya orada ilk kez böyle... Orada ...duygularını gösteriyor duygularını ya korkarım gösteriyor. lütfen falan. Aynen evet. orada çok hayran kaldım. Bir de Ohara Flashback'in... ...benim en sevdiğim Flashback Robin Flashback'idir. Ee, çok ağır bir Flashback. Bir de One Piece'in... ...ana o e, nasıl diyeyim... ...o kayıp yüzyılla ilgili olan gizemleri... ...ilk orada açıklanıyor, söyleniyor. Oradan bir başladı... ...benim Robin sevdası. Bir daha da gitmedi... Onun dışında Zoro çok efsane sahnelere şey oldu. Zoro artık bir süre sonra sevmek zorunda kalıyorsun. Yani o Kuma'nın şey sahnesi var ya. ya. Zoro'nun iki sahnesi var benim için. Evet. Ulan sen var ya adamsın dediğim. Bir Kuma Aynen. sahnesi. Soruyor ya orada. Ne oldu lan burada diyor. Sancı geliyor. Sancı da ama zaten o da evet. hayatını vermiş o sırada. <laughs> geliyor. <Aynen. böyle. gülüyor> Bacağı falan yok Sancı'nın orada. <laughs> ne oldu lan burada diyor. E, hiçbir şey. Aynen. Böyle böyle vücutlar evet, için evet. bir o bir de şey Luffy dövüyor. Hı, hı. Usopp konusunda. Ee, orada he, Sanji diyorsun. Hayır. Sanji orada döven. Ha şey olarak söz dövüyor o. O mu? anladım Özlü dövüyor. Anladım. Ay alıp da, dayıyordu duvara galiba şey aynen, diyor. Aynen, sen aynen, diyor ne biçim kaptansın diyor. Evet. Sen diyor böyle yapacaksan ben yokum diyor. Birisi diyor öyle gir çık gir çık ne lan diyor çocuk oyuncağı mı diyor biz korsanız lan orada şey oldum böyle lan ne oluyor evet evet uyanın alo bakın beyler boş yapmayın arka taraf önünü ilikle falan bir şey oluyor aynen böyle. ya zor orada çok güzel uyandırıyor herkesi ya oyun mu oynuyoruz kardeşim bu adam böyle kaptana sövüp gidip ya bu serbest mi bu biz de yapabiliyor muyuz bunu <laughs> yani o e, zaman ben, ben de orada... söveyim diyor evet, yani. ben canımı veriyorum burada canımı koyuyorum Luffy için adam orada sövüp gidiyor ben yokum o zaman diyor. Çok güzel bir uyandırıştı o bütün tayfayı. Hatta, Hatta böyle bir oturuyor ya bağdaş kuruyor silahları Aynen. da şey kılıçları da koyuyor Aynen. kucağına. Orada senin Öyle adam izliyor, da ben de yokum. <laughs> senin adam Sanji de mesela arkada sessiz duruyor. Beyler adam haklı bu arada değil mi? <laughs> diyor e, mesela. Evet, yani. ağzında <laughs> Sanji de şey yapıyor. Şey ya yani orada şey anladın mı? Ben de bundanın. Evet, evet. Nami şey yapıyor. Ya yapmayın o bizim arkadaşımız. Alo falan oluyor. Ama Aynen. çopur bile şey oluyor orada. Usopu severim ama yanlış yaptı <laughs> abi falan oluyor ya böyle. Doğru. <laughs> Elin rakunu bile rakun değil <laughs> Elin rakun. rakunu bile şey oluyor. ya. Ay, ay Ya bir de herhalde üçüncü olarak da Sanji diyeyim hadi. Ya, Sanji de mükemmel ya. Sanji'nin şu olayı çok unutuluyor. Sanji acayip zeki. Sırf zekasıyla tayfayı kurtardığı birkaç yer var. Mesela NES Lobby'de, Bizimkiler orada denizilerle savaşıyor. Bastır kol gelmiş. Allah öldük ne yapacağız? Sancı bırakmış savaşı gidip kapıyı açıyor. Enes Lobino devasa kapısını açmaya gitmiş. Ee, çalışanları orada şey e, yenip. Mesela orada falan acayip Ala, senin çok sevdiğin Alabasta sezonunda krokodaylı tek kandırabilen o Bay Prens. Hatırlar mısın o Bay Prens olayını? Evet, evet, Ar arıyor evet, krokodaylı evet. falan. Tayfayı kurtarıyor. Hücreden kurtarıyor falan. Acayip zeki bir karakter. Sancı Ve Sancı herkesin seviyorum. salak olduğunu da biliyor tayfadaki. Evet. Mesela Zoro'nun geri zekalı olduğunu biliyor herif, <laughs> tamam devamlı da söylüyor. Aynen. Sen diyor geri zekalı malsın, man kafanın tekisin diyor, <laughs> diyor ve bunu söylerken şeyi de yapmıyor yani hiç çekinmiyor. Mesela Usopp'la şeyi falan böyle... ...dokunmayın evet. lan üstümü kirleticeksiniz falan yapıyor <laughs> Usopp'la Chopper'a falan böyle. O yüzden seviyorum ben Sanji'yi ama mizah konusunda ben çok basit bir adamım. Ee, en geri zekalı mizahı seviyorum. Usopp, e, Chopper, evet. e, Luffy, arada bir işte ona Franky de katılıyor. Ben Aynen. o mizahta ben ben oradayım abi. Anladım. Çok ben oradayım mizah konusunda. Ben de konusunda... yarılıyordum da o şu anda hatırlamaya çalışıyorum kaldı mı? Duvarın yanlış tarafına saklanıyor ya yapmaya çalışıyor. Böyle <laughs> saklanmaya çalışıyor ya. Mesela onu her gördüğümde yarılırdım. Şey de çok komikti işte ya. Bunların en komik sezonu ben söyleyeyim sana Skype ya. acayip komik orası. Evet. Orada o kadar <laughs> çok komik şeyler oluyor ki. Ya mesela Ya anlatılmaz. Ya tabii, böyle tabii, mesela çok... şey oluyor. <laughs> Onu iz izlemek lazım tekrar. Luffy'ye <laughs> bir şey anlatıyorlar uzun uzun. Luffy de tekrarlıyor. Anladın mı diyorlar? Evet. Ar <laughs> <yani> kalıyor <Anladın> ya, <laughs> çok iyi yani. doğru doğru. O Enel Face de oradadır mesela çok meşhur Enel şaşırmış evet, evet. suratı Luffy'ye <laughs> çok iyidir ya o sezon çok iyi. Başlı başına çok iyi. Yani mizah olarak çok iyi sezon. Aynen. Valla One Piece'in animesi konusunda konuşmadığımız çok az şey kaldı. Ben şimdi her şeyi anlatırım da uzar gider. Ben şeyi, şeyi sormak istiyorum sana. One Piece dizisi. Ee, sence yani niye böyle bir topun altına girdiler? Ve olabilir Yapmasınlar. mi? İyi olma ihtimali Anlamıyorlar. Yok. Anlamıyorlar çünkü dizileri. Yani şeyi dizileri yapan insanlar animenin neden anime olduğunu anlayamıyorlar. Hmm. Yani bunu şeyde de anlayamadılar. Death Note'da da anlayamadılar. Cowboy evet. Bebop ya Yok. neden yani neden animeleri geçti mesela şey var e, yine Avatar of o hiç anlamamak ya. Ya abi bir ya. de M Night Shyamalan yapıyor yani abi Değil ne mi? yaptın çocuğun izlerken bir bölüm görüp gaza mı geldin o kadar kötü yapılır mı ya utandım lan izlerken ya yani insanın morali bozuluyor yani. Ama bu One Piece yapacak adam ben One Piece gikeyim diyormuş da yine ya, de live action H -H çok farklı bir şey. HRO da acayip işinde. Ee, ya yani için işin içinde da kendisi istedi zaten. Yani bu adam 2012'de kovalıyordu. Yapalım yapalım yapalım. Stüdyolarla anlaşıyorlar. Netflix'ten parayı bulunca artık yapılmaya karar verildi. Yani aslında ben hadi zaten hepimiz evet bu zamana kadar live action'ların ne kadar dandik olduğunu gördük. Bunu artık aslında konuşmaya gerek yok. İyi olma ihtimali çok az. Şunu ben aslında sana sormak istiyorum. Şimdi çok absürt bir evren ya. Ee, mesela atıyorum. Yorumlarda şöyle bir şey görüyor. Abi Zoro'nun saçı yeşil olmazsa izlemeye gerek yok falan. Zoro ne bileyim. Mesela ben şeyi çok düşünüyordum. Üç kılıç yapmak zorundalar mı? Yoksa iki kılıç olarak da adapte edebilirler bana soracak olsan. Çünkü ya animede sırıtmıyor ama ben live action birinin ağzında kılıç görsem ciddi alabilir miyim emin değilim. <gülüyor> <gülüyor> yani bütün absürlükleri yapmaya çalışırlar mı sence? Yapmalılar mı? Ee, Usopp'un burnu. Yapmak zorunda değiller. Usopp'un Usop burnu. burnu öyle olmaz. Karadeniz burnu yaparsın. Değil mi? Ama Zoro'nun saçı yeşil olmak zorunda mı? Zorunda. Üç kılıç taşımak zorunda mı? Değil. Hı hı. ben ben mesela böyle şey olarak bakıyorum hani ee, Usopp'un burnu çünkü çok ee, çizgi filmsel bir şey anladın mı anladın evet, yani doğru. çizgi film bu sonuçta ha sen bunu live action yaptığında çizgi filme birebir uygulamak zorunda değilsin ama zorununda olayı 3 kılıç taşımak yani onu nasıl yapacaklar bilmiyorum adamın olayı bu çünkü ha, bu arada ben onu söylemeyi unuttum ben bunu dedikten sonra set fotoğrafı değil de Zoro'yu oynayacak kişinin şeyi çıktı. İşte önce bir kareografi çalışırlar ya böyle şeylerden önce. Ağzında var kılıç. Ağzında tahta bir şey var. Mesela. Yapmışlar, yapacaklar i̇şte demek ki o kılıç. Ona ona muhtemelen öyle bir prop yapacaklar ki hafif bir şey olacak. Herif ağzında taşıyabilecek onu cidden. Ya, hadi onu yaptın. Zoro ağzında kılıçla konuşuyor. Onu nasıl yapacaksın? <laughs> Mesela. Ya ama o her zaman konuşmuyor ya. Yani konuştu... Mesela... Ya animede anime'de onu yediriyorlar mesela. Şeyi görüyorsun yani. Zoro şeyi yapıyor animede. Onu çok görüyorsun. Mesela ağzından çıkarıyor. Evet. Kenara alıyor. Tekrar Aha. ağzına alıyor. Evet. İşte bandanasını takıyor. Tekrar ağzına alıyor falan. Onları yapıyorlar yani. O o oluyor. Ben o konuda çok şey yapmam. E, takılmam açıkçası. Bence onu kotarabilirler. Ama şey yani... Mesela Big Mom... Big Bang evet. mı olacak? <laughs> Big Bang'a gelene kadar abi biri 3 metre, biri 5 metre. Bir açıklaması da yok yani. Bu da 5 metre insan. Okey tamam. <laughs> yani o... ya mesela Kiz, Kizoru mesela 3 metre adam. Evet. Yapacaklar. Kizoru mı? 3 metre mi yapacaklar? Mesela bana soracak olursan 1.95 falan uzun bir adam olacak yani. Değil mi? Uğraşamazsın ki. Bütün herkesi boyuna göre yapayım desen uğraşamaz. Yani kurtaramazsın. Çünkü Kizoru harbiden 3 metre. 3 o 3 metre. 2 metre. falan değil yani. 3 falan herhalde. 3-3.5 üç, üç, şeydir. Bütün Evet onlar böyle 3 gibi yani hani evet. normal bir insan uzunluğu değil o. Garp değil. mesela. Değil mi? Garp. 3.5 mu ne o öyle ya. eller meller zaten. Eli bir metredir onun böyle açtığı zaman. <laughs> evet ya boya gelene kadar daha bir sürü absürtlük var. 2 de, senin dediğin gibi iki apo dedik ya iki dirsekli mesela diyorum. Yani e, anatomiye hiçbir uyum yok. Bir iki omzun arasına sekiz kafa girecek kadar kafasının boyu mesela normalde. Bir iki omzun arasına iki kafa girer. Ne bileyim. Yani nasıl yapacaksın onu? O yüzden yani adapte o... edecekler yani. Başka yolu yok. O noktada Naruto mesela daha uygun live action'a. Tabii. da çünkü yani kostümle halledersin bazı şeyleri. Hani en azından böyle boyut farkı o kadar yok. Hı -hı. Yani en büyük gördüğün adam kim Naruto'da? Şey... Ee... Lightning'ci reis. Neydi onun adı? Raikage. Raikage. En büyük gördüğüm Raikage işte. Daha büyük Doğru. düşünüyorum. O da yok. normal insan boyutunda büyük yani. Ha normal insan boyutunda büyük. Herif hani 2 evet. metrelik bir siyahi bir adam yani. Böyle geniş bir adam. O kadar. Ama işte yani... bu One Piece'de çok şey olacak yani. Çünkü daha şimdiden şunu diyor mesela. Abi Sanji'nin kaşı kıvrık değilse hiç çekmeyin bile falan. Yani öyle diyenler var. Abi yok olmaz yani bu kadar... Aynısını Sanci'nin kaşını fıbrık yapmayacaksın abi. Sanci böyle sap sarı bir çocuk olması lazım. Evet. Oyuncu böyle kadrosu saçı... belli bu arada Tarlayacak. ben sana atayım onu şeyden sonra kayıttan sonra. Valla merak ço ettim. Çoğu çoğu kişi belli. Ee, live action'da şeyde böyle, One Piece'te böyle. Şimdi, he, bir de şunu soracaktım. Şimdi <laughs> ee, bir ben herhalde yayında kulak misafir olmuştum. Eşine One Piece izletmeye çalışıyordun sen. O da çok evet. memnun değildi. <laughs> o nasıl gidiyor? Yaş, böyle abi, One Piece'i ben tekrar izlemek istiyorum. Ama tek başına evet. izlemek de sıkıcı tekrar. Anladın mı? Biriyle oturup Doğru. hani yorum yapa yapay izlemek lazım. Yani tek başına zor oluyor tekrar aynı şeyleri izlemek. Hani böyle birisiyle yorum yapa yapa Bak gördün mü? Adamlan işte sancı. <laughs> adamlan zor ofa. Hani o şekilde izlemek lazım. İşte onun için ikna etmeye çalıştım Selin'e ama olmadı abi. Olmuyor çünkü. Ben bir eşeklik ettim. Evet. Naruto'yu Naruto izlettirdim ona. Naruto'nun öyle bir girişi var ki. Sadece daha o yüksek değil. giriyor. Karakterler şey ya Naruto'da. Ya eski versiyonunda bile böyle bir karizma. Evet. Bir kakaşı görüyorsun böyle geliyor herif. Aynen. Karizmanın kokusunu alıyorsun adamdan. Böyle insan gibi insan bir de hepsi. One Piece biraz böyle kartuni böyle Looney Tunes <laughs> gibi. Yani zaten giriyorsun Kobe ile başlıyor abi. Yani. Böyle şişko, gözlüktü, kısa boylu bir çocuk yani. Luffy desen, <laughs> Luffy'e benim ısınmam, benim bile Luffy ısınmam zaman almıştı yani. O yüzden böyle karakterleri ve çizimleri beğenmediği için Selin. Ben bunu dedi izleyemiyorum, izleyemem dedi yani. Olmuyor Tabii dedi. Senin One başlamış olman herkes de olmuyor. Yani Naruto izlemiş birine One başlatmak çok zor. Ben bile en son başladım. Çok. Naruto Hayır iyi Bir de yani hanıma izlettiğim ilk şey Naruto. ikincisi Atakon Titan zaten. Yok yok. Yok. Anladın mı? <laughs> Naruto'dan sonra Atakon Titan izlemiş. One Piece'i ben nasıl izleteyim? Kobi geliyor böyle. Luffy sen, <laughs> Nasıl izlesin onu? Çok zor. Eren Mikasa falan izlemiş bu kız yani. Armin Marmin. Nasıl yapacağız? Olmuyor. Olmuyor. Aynen. Güzel. Aslında çoğu şeyi konuştuk. Güzel bir sohbet oldu One Piece hakkında ben tekrar geldiğin için çok teşekkür ediyorum. Beni kırmadığın için. Ben ee... teşekkür ederim. Beni dinlediğiniz için bir yaşlı bir adamın one piece tiradı. <laughs> Yok canım. Çok keyifliydi. <laughs> evet, kapatalım o zaman. Arkadaşlar, çok teşekkürler siz de izlediğiniz için. Umarım hoşunuza gitmiştir. Artık bir sonraki videoda görüşürüz. Çok şey yapmayın, Hoşça çok etmeyin bana. Görüşürüz. <laughs> Etmezler. Ben güveniyorum. Aydın. <laughs>